Selamlar herkese arkadaşlar, hoş geldiniz. Tuna abi hoş geldin. Hello, Utkucuğum, nasılsın? Müthiş bir enerji. Valla bugün senin enerjini çekmeyi düşünüyorum abi. Çünkü Güzel yapıştır abi. Ben de yoğun bir gün son geçirdim damlasına ya. kadar. Dolu dolu. Valla bol bol Benim de öyle. bahsedeceğim. Ben bugün galiba 15 kilometre yol yaptım yürüyerek. O yüzden Valla keşke yürünerek mesafeler olsa ya. Delirdik ya Aynen bugün. bayağı. Bayağı böyle de. Çünkü her yani birkaç yere gitmem gerekiyordu ama İstanbul'da trafik falan böyle kabus gibiydi. O yüzden hiç böyle dedim o riski almadım. En azından sağlık, sıhhat, selam. Böyle o takılalım arada. Ya Ondan sonra... sıkıntı şeydi abi, İstanbul'da oldu mu Simge, yürüyerek geçmişsin ama ya millet korkmuş. Ya böyle o ilk hani koronanın patladığı günlerde bir saçma bir yağma durumu söz konusuydu ya. Ha tabii. Orası Aynı öyle. durum. Yani bir de anlamadım yani abi, ertesi gün açık o bakkal, yapmayın lütfen. Cık, yok, müthiş bir Abi işte trafik vardı. okuma yazma problemi abi bu. Yani anladın mı? Sana bakkallar açık diyor. Ama sanki o sırada en iyi makarnayı kaptıracaksın hissiyatı var ya yani. Öf, Yani valla. bu sefer de başka makarna al yani. Ne olacak? Ya Yani çılgın makarna da çilek değil, hayatım. getir de çalışıyor yani. Bilmiyorum, ben açıkçası şahsen hani şu an ben vaktim olmadığı için çıkıp alışveriş yapmadım ama yani vaktim de olsa parasını verir, affedersiniz, ayıptır söylemesi. Koronadan korktuğum için onu söylüyorum. Hani o, çünkü tekrar koronayı iyice yaydık bu şekilde ya. Üzücü yani. Tabii. Ya o... Kendi dalgalarımızı yarattık abi, güzel. Sıkıntı yok. Sağlık Bol dalga. çalışanlarına yazık ya. Yani bugün radyoda birkaç tanesi konuşuyordu. Yani diyor, bize ayıp ediyorsunuz diyor. Başka hiçbir şey değil diyor yani. Bize ayıp ediliyor burada diyor. Dikkatli olmamakla diyor. Yani evet, tamam, belli bir Rahatsız. kanun gelmiyor ama. Neyse, yani o yüzden arkadaşlar dememiz o ki 12 dakika geciktik. Suç tamamen benim. Ama işte bundan dolayı normalde 20 dakikalık yolu 1,5 saatte gelerek müthiş bir trafiğe imza attım. Ay. Sağlık olsun abi. Geç olsun, güç olmasın canım. Vallahi Biz iyiyiz bakalım. yani. Şimdi en son En son Tyrion'la konuşup kapıyı açacaktık. Diablo'yu da kestik. Ben öncesinde Evet. yaptım alışverişimi. Niye sonra bırakırsınız? Yani işte ya arkadaşlar, inanılmazdı gerçekten. Bak Torpido Reis, sen bilirsin abi. Kemal Paşa'dan buraya 1,5 saatte geldim. Optimum benim ev arası 45 dakika sürdü. Aha, Deckard gidiyor. Deckard'ı ben açtım. Deckard'ı yolluyorum öbür tarafa. Ay. Sen konuş istersen şeyle Tyrion'la. Orada bir hemen hikayesinden girelim içeri. Biz Praise gene be ara ara to döneriz gündelik dertlerimize. you Biraz accomplished uzaklaşalım arkadaşlar, victory. en güzel Evet, olur. ya bu sonra sohbetimizi yaparız ya Diablo artık. Yani and the Diablo'nun Fist gidişatı of belli. Yani Evet. işte taşları alacağız, kıracağız. Corrupted Bundan sonra souls Diablo dedim bu to kadar abi yani. Çok Bak, abartmaya gerek ha, yok burada dermişim. önemli bir You şey need to abi. find Diablo ve true Mephisto, faith Black Abyss'e in the gönderdik. Oradan tekrar doğacak. Ancak living Souls on Stone'lar olmadığı için intelligent artık burada intellect. doğamayacaklar diyor. Now they son Tuna abi game Evet, designer biraz daha arkadaşlar. uzakta doğuyorlar yani. Dur şimdi. Ona komut While yapmadım, leaving benim behind a wake hayvanlığım of o. destruction, they have forged deeply into the barbarian homelands, heading directly for the summit of Mount Arya. Baal knows, mortal Evet, hero. oyun That is the tasarımcısıyım. very Freelance site çalışıyorum. of the Yani olur, blessed güzel, güzel cornerstone. teklifler, güzel proje olursa tabii ki. Now, Her enter the portal zaman. I have opened for you. It will take you to the barbarian city of Harrogoth. The last Güzel ekip bastion of arkadaşlar. order Yani iyi ekip on var. the Tabii ki slopes proje of ikinci Arya. planda. Önce ekip, sonra proje, sonra iş planı, en son bütçe. Şöyle ben atayım. Şöyle şunu da atayım ben. İletişim bilgisi dediğin şey burada var zaten. Ya bizim şirket için var yani bireysel olarak da normal at soyad gmail ya. O kadar. Standart Parkur. Tuna abi, Civilization 6 resmi kanaldan ne zaman Türkçe olacak? Daha olacak diye bir şey yok. Yazışmaya çalışıyoruz. Yazışıyoruz. Yazışıyoruz. Yazışacağım. Daha çok yazışacağım. En azından Blizzard ürünlerinden daha fazla umut verici. Doğru muyum abi? Yani bakalım adamlara ulaşmak 1000 yıl aldı. Blizzard'a ulaşmak daha kolay bu arada yani. Öyle mi? Tabii, Blizzard'a ulaşmak çok daha kolay. Ama yani 2K ve Firaxis falan yani kapalı devre oralar abi hiçbir şekilde. Yani açılmıyorlar. En son böyle Associate Producer'ına yazdım. Dedim böyle sizlerle ben bir kolaboratif bir şeyler yapmak istiyorum. Bakın Türkiye'de böyle topluluk kurduk. Seviyoruz sizi. Üzerimize böyle işte kodlar yağdırın. İşte ne bileyim
genç arkadaşlar için böyle tişörtler yaptırır falan. ne bulursam, hani ne bulursam sağlıyorum. Evet, aynen. E-mail adresi bu. Hangisiymiş o? İşte... Sesli dile getireyim. Tuna Pamir Gmail. Evet. Tekrardan evet, şöyle efendim. Yapıştır, kopyala yapıştır da yapalım. Ne tamam. Çok şey değil yani, böyle business inquiry'leri için her zaman açayım. Şey, öyle bakalım yani, adamlar daha PR'a gitti mailim de geri dönmediler. Şimdi tekrar yazacağım prodüsörüne, Sivaltı'nın. Adama biraz da şey yaptım. Yani dedim, Sivaltı'yı serinin en iyi versiyonu yaptığınız için teşekkür ederim falan bilmem dedim böyle. O da böyle teşekkürler, güzel yorumlar için falan diyor. Böyle Twitter'dan da yazışıyoruz. Tanık oluyor. Böyle şey, DM'den Civilization prodüsörüne yürüyorum. Yürüyorum derken falan. Abi ne yapayım, yürümek zorundayım adama yani. Başka türlü kapı açamıyorum. Bedenimi kullanacağım artık sonunda. Güzel yeter. Yani. Vallahi güzel insansın da abi, ne diyeyim şimdi. Ha, ben Harogat'a geçtim arkadaşlar. Vallahi ben geçtim Harogat'a. Sinematik geldi. Şimdi bu sinematik de zaten aslında binlerce kez izlemişsinizdir. Ben özetini anlatayım size. Müsaade varsa abi. Tabii tabii, sen hemen yapıştır abi onu. Şimdi bu Marius biliyorsunuz şeyin yanında, adını siz söyleyin, Dark Wanderer'dı tabi o zaman. Dark Wanderer'ın yanında böyle gezentili ikinci karakter olarak takılıyordu. Burada da Mephiston'un Soulstone'un kırılmasını görüyoruz. Biziz bu arada. Diablo'nun da Soulstone'unu kırdık. Mavi olan Mephiston'du. Neyse. Sarı olan bu arkadaşla kalmıştı. Geçecekti o kapıdan. Güya Tyrael'ın emri üzerine. Geçemedi. Kıracaktı. Kıramadı. Ve delirmeye başladı. O Soulstone'un içindeki irade gücü arkadaşı delirtti. Ve yapabileceği en son en iyi şey olarak kendisini bir akıl hastanesine kapattı. Ve sevgili Talraşa, namı diğer Baal, kendisine ufak bir ziyaret gerçekleştiriyor burada. Özetle bu şekilde. Güzel güzel şeydi ya. Güzel, bu sinematikleri böyle döneminde izleyebilmiş olmak çok güzel. Yani evet. Şimdi izleyen arkadaşlar için belki hani böyle ya bu da işte bilmem ne Call of Duty'nin bilmem nesine daha iyi diyen arkadaşlar oluyor böyle arada. Ben görüyorum onlar var, şey yorumlarda falan var. Böyle benim de YouTube videolarına geliyorlardı ondan sonra. Ama yani bunlar döneminin arkadaşlar yani ilk şey çalışmaları. Oyun sinematik kültürünün oluşmaya başladığı dönemler yani. Değil mi? İlk CGI'ler diyebiliriz bunlara, doğru mu? Tabii tabii yani öyle. Yani. Bu da çok alternatif teknolojiler kullanılmış. Yani. Onlara hiç girmiyorum tabii ki ama yani böyle hikaye anlatımının bir parçası olması, işte oyun lore'larının gelişmesi. Şimdi oyunları dizayn edip onları oynamak başka bir konu. Oyuna bir altyapı, lore vesaire gibi böyle yani insanların kendi kendine bunun devamları ne olacak falan bilmem ne gibi kültürün oluştuğu dönemler bunlar. O yüzden şey değerli zamanlar. Müthiş ya gerçekten. Ya o şeyi çok güzel falan vermişler yani. Marius'un o hani garip hali giderek çökmesi. Bir de onun Harogat kapıları halleri var. Ay ay ay. Xenomorph ne lan? Şey ya, Alien filmlerindeki ha. Abimizin. Yok canım, o gayet bağlı tentacle şeyleri. Ya burada da şeyi çok güzel veriyor ya, Lord of Destruction'ı. Cahilliğime verin, özür dilerim. Hoş geldin Sarp, hoş geldin Mete, Uğur, Bora, herkes hoş geldi. Diyemedim, heyecandan çok şey girdik ya, dedim ya. Müthiş bir şey diyor. Ama ya bu gaz abi işte, bu başka bir gaz yani. Hani nasıl diyeceğimi bilemiyorum bunu. Bu sinematik de önemli, kısaca buraya da değineyim. Çünkü şöyle, önümüzdeki oynayacağımız bütün Act'in hikayesini şöyle anlatayım size. Normalde Baal elini kolunu sallayarak buralardan geçemez. Yani barbarlar bu Areat Dağı'na öyle bir savunma sistemi kuruyorlar ki, çünkü ilk Nephilim'lardan Bulkatos barbar klanını kurarken burada Worldstone'un olduğundan yani haberdar ve buranın korunmasının ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ve bunu da kullanıyor, Worldstone'un da gücünü kullanarak bir savunma hattı kuruyor ve hiçbir şekilde geçemiyor. Ancak
tabii Diablo evreninin ve gerçek dünyamızın en böyle klişe şeyidir. Ne derler? Gelişmesidir, hadisesidir. İhanet içeriden geliyor. Birazdan göreceğiz. Tuna abiyle birlikte gidip kafasını kıracağız. Nihlattak denilen bir karakter var. Ve bağlı bu Worldstone'un olduğu ne derler? Mağaraya, olduğu böyle yere sokacak anahtarı veriyor. Ve Baal da bu şekilde buraya saldırıyor. Daha sonra Nihlattak'ın hani hatrına da diyebilirsiniz. Ama genel görüş ve kanı şu şekilde. Baal kendine oyuncak olarak bıraktı bazı barbarları hayatta. Ve Harrogod köyü onlardan bir tanesi. Bunlarla oynamaya karar verdi dedi ve bütün barbarları bu şekilde öldürmedi ve zaten Worldstone'un içine kuruldu. Normalde sadece kadimlerin yani Ancient Nephilim denilen kişilerin girebileceği yere Nihlattak tarafından girdi. Durdurulması lazım çünkü Worldstone'u yozlaştırmaya geldi ve yozlaştırmaya başladı. Olay bu. Worldstone'da aslında önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi de işte çok büyük bir güç. İşte bu evreni yaratmaya işte yol veren bir güç olduğu için aynı şekilde bu işte Lilith'in, bilmem Inarus'un dönemlerine kadar giden bir background'u var sonuçta. Önceki aynen. Bu yüzden de evren yaratabilmek, daha fazla şey yaratabilmekle birlikte eğer bir böyle bir gücün eline geçtiği senaryoda artık vay halimize oluyor onu. Yapacak bir şey yok. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Tabii normalde bu gardiyan, bu guard arkadaş ihaneti bilmiyor. Öyle bağlı atar gider yapıyor burada ama Baal zaten çoktan girişin of. Şeyini bulmuş. Enough. O enough çok iyi değil mi ya böyle? Arka tarafta yankılanıyor bütün Arayat Dağı'nda. Bir arada şey muhabbeti vardı abi, sen hatırlar mısın bilmiyorum. Ya da dahil oldun mu o muhabbetlere. Arayat Dağı işte Ağrı Dağı. Mount Ararat'tan geliyor falan. Muhabbetleri. Abi, adamlar sonuçta they have gone to the east, always to the east biliyorsun yani. Ya bir de o kadar güzel şeyler vermişler ki işte Ağrı Dağı hani Ararat'tan geliyor, tamam eyvallah. Hani kadim hani ne derler mitik Yunan mitolojisinin ya da o ilk Urartu mitolojisinin falan döndüğü dönemlerde Ağrı Dağı tabii en yüksek dağ olarak biliniyor. Dünyanın çatısı olarak isimlendiriliyor. İşte bu Sanctuary'nin de kuruluşunun ne derler ana kaynağı olan Worldstone'un etrafına kurulan dağa o yüzden bu ismi verdiler diye bir muhabbet vardı. Tabii hani Blizzard tarafından konfirme değil ama çok güzel bir bağlama. Benim çok hoşuma gider bu. Ya zaten çok etkileniyor abi. İşte bak bu mesela bizim hep oyun tasarımında vesaire bana soruyor arkadaşlar. Abi işte oyun tasarımında soruyor. Birincisi oyun yaparsan olur. Tamam mı? Yani bu kadar basit yani. Oyun yapman lazım. İkincisi de gözlem. Yani sen gidip sadece işte ben İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul'dayım. Ondan sonra Kadıköy ilçesindeyim. Buradaki bir mahalledeyim. Şimdi ya bölgenin bir mahallesindeyim. Bunun ne kadar dışına çıkarsan o kadar çapın oluyor, tamam mı? Ve bu insan oldu yani böyle durmadan gözlemleyerek, duyusal, işitsel olarak gözlemleyerek gelecek. Yani inanın bu tarz projelerde çalışmış adamlar yani hiç alakası olmayan dönemlerde mesela Türkiye'ye gelip Ağrı Dağı'nı görmüş bile olabilirler, biliyor musunuz yani? Hani bununla ilgili ya da bir kaynak okumuş, bununla ilgili bir kitap okumuş. Atıyorum işte Nuh'un gemisini araştırırken acaba bu burada mı diye bir mitolojik bir şey olup sonra bu dağı bulup bu dağ üzerine bu ismi bile üretmiş olabilir. Yani önemli olan burada işte gözlem ve bu gözlemleri oyun mekaniklerinize tutarlı bir şekilde bu oyun dünyasına yedirebilmek. Yani bu çok iyi bir game design practice bu arada. Mesela ben bu önümüzdeki 17 günlük kapanma için kendime çok büyük bir liste hazırladım. Utku, bana tavsiye ederim size de. Ben kapanmıyorum abi. Sen kapanmıyorsun ama işte kapandığın kadar yaparsın. Hiç abi hiç ya. Var ya, pandemi başladığından beri hiç hayatım değişmedi. Aynı. Sadece hafta sonundan hafta sonuna evdeyim. Abi mesela ben kendime de her gün bir tane oyun tasarlayacağım diye bir şey koydum. Yani bir gün, ve farklı platformlara. İşte bir gün mobile hypercasual. Yani her gün bir tane, yani günümün bir saatini bir kağıt üzerine bir kağıt mekanik çizerek bunu geliştireceğim mesela. Müthiş abi. İşte bir tane kitap serisi hazırladım kendime. Yani gerçekten bu önümüzdeki 17 gün içerisinde bitirmek istediğim iki tane kitabım var elimde. Bir tanesi yarım kalmış, işte şey okuyorum. Kan, Ter ve Pikseller diye çok güzel böyle bir oyun sektörünün işte gerçekleriyle ilgili böyle güzel bir araştırma kitap. Hikayeler de dolu böyle. İşte Obsidian'dan tut, Blizzard'a kadar bir sürü hikaye var içeride. Bir tane de işte böyle şey aldım. Carl Sagan'ın Kozmos'u aldım.
Ondan sonra hani tam dizisini falan izledim ben. Hani böyle şunları okuyacağım, bunları okuyacağım diye. Vallahi herkes tavsiye ediyorum. Sanırım vardı o kitap. Herhalde. Kitap bende ama ta ne zamandan kalma o Kozmos. Evet yani sonuçta Sagan abi önemli bir abi. Yapacak bir şey aynen yok. Abi. Peki paylaşım yapacak mısın? Hani bunu içerik şey haline getirecek misin? Şöyle spor da yapacağım bu arada. Ona karar verdim. Yani şey bayağı bildiğin çok disiplinli planlı bir 17 gün geçirip bunu her gününün kaydını tutmak istiyorum. Ve sonra birleştirip böyle 17 günlük bir timelapse haline getirip yani 17 gün sonunda ne yaptım, ne becerdim, nasıl yapabildim? Bu dönemde kendime ne kattım? Böyle birazcık böyle farklı şeyler yapmak istiyorum YouTube için aslında. Valla keyifle bekliyoruz diyelim abi o zaman. Güzel çünkü yani. Vlog değil mi? Yani vlog tarzı güzel olur. Evet evet vlog. Tabii canım şınav çekip burnundan ter damlarken ya vlog. Böyle alacağım kamerayı elime. İşte böyle çekeceğim. Benim şirketimizin varsa ben de yapardım valla. Yani tornadayken şimdi vlog size. Arkadaşlar bugün 20 şınav çektim. Kollarım kopuyor artık böyle basamıyorum tamam mı? 20 daha az abi ne yaptın ya? Anca ben de o kadar yok abi bana sorsan 5'in üstüne geçer çıkar mıyım yani? Kolun içi boş bende ya. Ama şey yani üniversite yıllarında gerçekten bir oturuşta yüze çıkmışlığım vardı ama o zamanlar tabii şeydi yani askeri liseden daha yeni çıkmışım. Silahlı kuvvetlerden böyle çakı gibi delikanlıyım. Sonra hamburgerle tanışmam çok fena oldu yani. Bir de şey böyle şey disiplinde var, subay disiplinde var böyle. Aynen aynen. Kılığın, kıyafetin. Her şeyim çok düzgün o zamanlar. Ama işte sonradan bozuluyor. Yavaş yavaş Capri ile tanışıyorum. İşte terlikle tanışıyorum falan böyle. Capri bayağı güzelmiş bu arada. Hayatımda hiç görmedim Capri abi. Yani inanır mısın bilmiyorum. Üniversiteye gidene kadar. Tabii çok normal. Yani, çünkü senin için kırışıklığı olmayan güzel müthiş bir şey değil mi? Çift çizgi olmayacak o pantolonlarda. Ben mesela işte takım elbisede öyle bir uyum var. Mesela kuru temizlemeye verdiğimde takım elbisemi. X bir düğün oldu yani. O da zaten lise sonunda aldığım takım elbiseyle. Ben 20 yıl boyunca bütün düğünlere gittim arkadaşlar. 10 yıl boyunca öyle söyleyeyim size. Onda mesela bir kuru temizlemecinin iyi olduğunu öncekinin yaptığı dikiş yani kat yerinin yanına bir tane daha kat yeri ütülüyorsa bir daha geri veriyordum. Kabul etmedim. Evet. Tabi bizde mesela bir daha geri verme yoktu. Biz dayağımızı yiyorduk paşa paşa. Oturuyorduk böyle. Temiz temiz. Tabi. Evet. Emredersiniz. Ya bu arada mesela işte böyle işte diyorum ya mesela spor falan yapacağım diye. Şimdi ben şeyi hayal edebiliyorum böyle. YouTube videolarının altına gelecek böyle. Abi başına böyle çekilmez ama ya falan biliyorsun değil mi? Bak kardeşim yanlış yapıyorsun hoşuna böyle. Ha, aynen böyle. Şimdi bunun üzerine iki tabak pilav yiyecektim. Bir de üzerine tavuk suyu içecektim. Sabah da iki tane çiğ yumurtaya ağzının içine gargara yaptım. Bu işte. Ama ishal oluyorsun. Evet abi böyle hani herkes böyle işin bilmişleri bir anda geç. Yani şey böyle hani YouTube'a içerik yapıyorsun ya mesela şu bu tereddütü bazen çok yaşıyorum yani kendimce doğru olduğunu bildiğim bir şey yapıyorum tamam hani böyle bunun üzerine belki 5 dakika konuşacağım ondan sonra oradan bir tane çıkacak deniyor tamam mı çıldıracak sonra altına böyle şey yapıyorum ya sinirlenirim ama teşekkürler abi yorumun için diye tatlı bir yorum bırakıyorum sonra çok acayip. Bu arada ilk görevi aldım ben. Tamam ben de hazırız. Siege'i durduracağız. Malah'tan ben bir potum motumu falan alayım. Toplar da önemli. Tabii gold'um kalmadı. Aa, nasıl kalmadı ya? Ha, biz en son tabii öldürül bir şeyler yaşadık değil mi orada? Valla şey Diablo'da yani hızlı gideceğiz diye. Neyse yolda toplarımız ya. Sen söyle ne istiyorsun ben biraz yo, yo, alayım yere. Yok sıkıntı yok. Dediğim gibi toplarız yoldan. Toplayamazsam atarsın abi gel. Bana. Yayını izleyemiyorum ya. Evet. İnternet. Müthiş gerçekten. Yeter yeter mana'ya hiç ihtiyacım yok. Arkadaşlar bu arada bilgilerini verelim. Diablo 2 ve Diablo Immortal için Blizzard bu sene içinde dedi. Ama ben bir amasını koyuyorum. Bu konuda da lütfen kızmayınız bana hani şahsıma. Ne olur ne biter kesin bir şey diyemiyorum. Yani çünkü bugüne kadar işte çokça söylendi çıkacak şeklinde. Çokça ertelemeler yaşandı. İşte gerek patch'lerde olsun gerek expansion'larda olsun. Pandemi şartları ne getirir ne götürür çok da bilemiyoruz. Bakalım hep birlikte göreceğiz ama söylenen Immortal içinde adını siz söyleyin. Resurrected için de bu sene kelimesi kullanıldı. Yani 2021 için de çıkacak. Ha tutup da 31 Aralık 2021'de çıkartırlar.
Gene bana kazılıyorsun. Değil mi? O başka konu değil mi? Yani artık Blizzard'ın çıkaracakları, Blizzard abilerin kendi verecekleri karar sonuçta. Abi Resurrected'dan bak hala alışmışım, goldların üstüne yürüyorum sadece ya. Revendrat'ta Elo'nun bahsine ne diyorsun? WoW konularını bilmiyorum, WoW'a bırakalım. Hiç bilmiyorum çünkü hiç araştırmadım. Bir de konseyle de konuşmadım daha. Şimdi biliyorsun Muratan'la Görkem de bir yandan şey yazıyor. Ya eskiden en azından iş yerinde şey yapabiliyordum. Hani Discord'a girip iki muhabbet edip bakıyordum falan. Şimdi yok yani, inanılmaz bir yoğunluğum var gerçekten. Oluyor abi yani, şimdi normal benim işte hepimiz için aynı değil zaten. Allah. En azından ben mutluyum abi, yani iş var. Yani. Ya evet, ben bugün işte Twitter'da da muhabbeti döndü, arkadaşlarla da genel geyini yapıyoruz işte. Ya böyle deme, iş var. Ya iş var kesinlikle ama yani bazı şeylerin de doğru söylenmesini istiyorum be abi. Yani insanların işte bu heyecan yapmamaları işte. Ya tam kapanma değil abi, sakin. Hani işte olayı ortalığı velveleye vermeyin. Ya işte yazık, günah yani. İnsanlar çıkacak, ben biliyorum yani. Üf, sen ne diyorsun be abi ya. Ya eline bir kedi maması alıp çıkabiliyorsun sokağa abi, böyle kapanmalı. Biliyorsun sokak hayvanlarını beslemek için sokağa yürüme mesafesinde çıkabiliyorsun abi. Ya da kendi evcil hayvanın varsa, şayet köpeği kastım, tuvaletini yaptırmak için gene çıkabiliyorsun yürüme mesafesinde. Bunun alternatif yöntemleri falan da var yani, mesela örnek bir yani gece 12'den sonra mesela dışarıda yürümene izin versin. Bunları çözebilirsin. Bu zor konular değil aslında baktığında. Ya dediğim gibi zaten yani şu andaki genelgede de öyle çok zorlayan bir şey yok. Sadece insanlarımız çok bu böyle büyük bir kapanmaymış algısına yarattılar. Ben okuma problemi biliyorum işte abi. Okuma yazma yap problemi. Açıp kimse kendisi okumuyor ki hep verilen kararı. Televizyonda ne denirse, ne kadar özet geçirirse ya da biri ona ya bu da böyleymiş. Hep duyulan geçmiş zamanlıyız yani, anladın mı? Ya da işte... O güzel lafmış anladın, duyulan geçmiş zaman. Abi o çok işte yani, anladın mı? Hani böyle bu bir şey alışkanlığı. Genel hayat alışkanlığı olmalı yani. Yani bir şeyin altına imza atarken nasıl içeriye bakıyorlarsa insana genel olarak... Değil mi? Kabul ediyor musunuz? Olarak... Go next. Ooo! Sen neler bırakıyorsun arkada böyle? Ne bıraktım? Görmedim ki. Oh. Düşmeden almışsındır gene abi. Bak gene bir anlık göründü. He? Gene diyorum öyle bir anlık ha? Göründü. Ben böyle arkadaşım deliydim ya. Yeni atıp benden önce alamaz mısın? Alabilirsiniz ya. Valla bende 19 defense. Aa bu fenaymış bunun defense. Takıyorum bunu. Ama 30 mana abi bu. İşte bana daha çok... Geçiyor da, vallahi... bırakmışsın yeri, o yüzden dedim. Yo bırakmak, yani ben bırakmadım, sen kaptın. Yani o artı 30 bana, 25 defans falan kalacağım, dünyalarım değişiyor benim. Önce minyonlarını keselim. Çünkü benim kafamda ne var biliyor musun? 20 defans, 14 tık alıyor var sadece. Mavi mi? Heh, bayağı tarfat bir yere takılıyordum böyle. Fenaymış ona ya. Ha buna minyonmuş. Evet ama yürüyemiyorum. En azından potlar alayım, benim potlara ihtiyacım var şu an. Tamamdır. Gençler siz ne yaptınız kapanmanın ilk gününde, ilk saatlerinde? Bugün başladı çünkü benim bildiğim. Yok yarın. Perşembe başlamıyor muydu? Yani işte doğru. Perşembe abi. Aa günler. Ya o kadar iyi olsun değil mi? Bu şey mimleri var ya, what a week. It's Wednesday, dude. Tam olarak orası. Yapacak bir şey yok abi. Ooo! Bunun bir de yüzüğü mü geldi şimdi? Setin mi geldi? Katana'nın yüzüğü, bak bu senin işine yarar. Katana'nın başka seti var mıydı bende ya? Ay çoktan life steal falan, life kurtarır diye şey yapmıyor.
Yo, fenaymış abi. Immortal hakkında ne düşünüyorsun? Abi ben çok eğlendim oynarken. Ben yani genel olarak Diablo seviyorum abi. Ben bu oyunu zaten hani Diablo'yu biz mobile çıkartıyoruz diye. 5 yıl önce çıkarsa abi 5 yıl önce de oynardım ben. Yani daha peki... içerik çekemedim. Oynuyorum onu, zevkle oynuyorum. Valla ben iki kere elime alabildim telefonu. Onda da yayın yaptım yani, ayıptır söylemesi. Onları da zaten bıraktım YouTube'a. Yani bomba olmuş ya. Abi telefon ısınmıyor bir kere. Yani oynadığım herhangi bir oyun, alternatif başka yönü oynattım, oynayıp telefon ısınıyor. Bunu ısınmıyor. Merhaba. Bildiğim evrendeyim. İşte Quest'e git dediğine gidiyor falan. Güzel işler abi. Yani Quality of Life yerden altın altın topluyor. Bazı şeyleri sana bırakmış yani. Almak istiyorsan al demiş. Eduş hoş geldin. Hello. Ne oldu? Uçakta serbest mi? 40 geçebilir. Birazdan girer. Uçakta çaktır olan böyle Diablo yüzüyormuş. Vallahi gelsin, özledim ya. Şaka şaka, vallahi evde çok geliyor, çok iş birikti. Az kaldı ya. Çok iş birikti, gel artık. Yapamıyorum tek başıma. Seha yayınlar. AS hoş geldiniz efendim. Bayağı dayak yiyoruz bunların şeyinden ya. Evet. Biz bayağı hızlı geldik abi, bakma sen. Yani bayağı next yaptık az önce. Şey, az önce diyorum, geçen yayında. Ha evet, yani o ayrı. Ya ölüyorlar ama ya, şey değil yani hani... Damage verebiliyoruz, o yüzden kafam rahat. Onda bir sıkıntı yok da yediğimiz damage da bir o kadar fazla sadece, tek sorunu. Benim özellikle şey, bu Colt bayağı Blizzard. Abi adamlar yapmış Blizzard falan der. Hı. Sen bir de şey, orba geç, hepten rahatlarız biz. Yani geliyor işte, kaç level kaldı? 4 level kaldı. Yo Eda bir gayet ortaya, şeyde, Urfa'da, Bedri Urfa'da. Eda'ya sosyal medyayı tam öğretemedik. Öğretseydik bir balıklı göl falan atardı Twitter'dan şuradan buradan. Tam öğretemedik çok iyi. Yok abi, hiç bilmiyor. Hikaye atlıyorum böyle, al, yerlere yatarsın yani o denemelerini görsen. Ya oluyor abi yani, ben de mesela ben işte yayında falan böyle şey yapıyorum. Ya o gene atmamışım falan. Bunları hep yapmak lazım değil mi diyorum, evet abi. Cema TM hoş geldin. O kadar dil öğrendin, Urfa'ya mı gönderdiler? Çok iyiymiş bu. Vallahi artık sipariş için geciktiniz. Bakın siparişler verildi. Verilen siparişler geliyor. Sipariş için geciktiniz. Öyle dürüm getirdi olmaz yani öyle. Biraz realistik. Abi bir de yani Urfa'nın da dürümü gelir. O orada yenir ya. Tabii canım ya kişi. Aha, Siege Breaker burada mı? Yok, buradaki solcuları bul. Bloody Foothills'daydık. Biz Frigid Highlands'a geçtik. Bir geride şey kesmemiz lazım abi. Soldier'ları bulmamız lazım. Yanlış mı biliyorum? Hayır. O şeyde Frigid Highlands'de bir sonrakinde soldier'lar. Burada Siege'i durdurmamız lazım. Overseer'ı bulacağız burada. Ha, sağda tamam. Bak, bir yerde olması lazım. Sağ dürüm abi, Adana. Bir de Adana dürüm... Ya... Bir şey diyeceğim de gene linç yiyeceğim. Kebap dürüm çok yani güzel olur da asıl güzeli servis abi o işin ya. Elle bana yiyeceksin yani böyle. Buldun galiba. Neredesin sen? Buradayım. Ben hareket edemiyorum, keserek gireyim bari. Urfa'da beyti güzel olur. Mırra güzel olur belki, hani kahve içi sevenler varsa. Yetişebildin bak, mi? Bak sana Giant Sword geldi. Hani nerede? Burada. Benim yanımda. Ben niye göremiyorum yaratığı?
Hemen sol arkanda ya. Sana gözükmedi mi? Bende gözükmedi Buyur ya. abi. Go to talk your reward diyor. Bitmiş galiba, kesmişsin. Evet, bu kesim kesim ama. Burada bak, China sword. Overburden. Yer yok yer. Yeğenim yer yok. Ya bu Gel bakalım. yürürken okları mokları topluyor ya. Zaten ben Sword'da yürümeyeceğim. Bu bana verdiğin Two Hand X'ten gideceğim. Tamam, satarsın ya. Para yok dedin ya, mesela satarsın. Gerçi... Gold'larını biriktirirsin orada. Immortal konusuna döneceğim abi. Çok güzel. Çok hızlı akıyor oyun. Yani böyle pıtır pıtır hemen giriyorsun. Şey yapıyorsun. Daha şimdi endgame'e gelmediğim için çok bir şey yapamıyorum. Abi portal açtın mı Hani sen? yok, şey, yukarıda hemen waypoint var. Sol üstten devam et abi. Sol Hmm, sol 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 gördüm sol sol gördüm sol. gördüm gördüm. Soğan şifadır. Ondan Gozel'dir. sonra oyun çok güzel akıyor. Onu çok beğendim yani. Hani hiç rahatsızlık hissetmedim. Hani akşamları abuk sabuk bir şey oynayacağım ama net bunu oynarım bu arada. Yani onu da söyleyeyim. Baya böyle hani kendime bundan sonra hayatımın geri kalanında oynayacağım mobil oyunu bulmuşum gibi yani. Oyun oynayacaksam ve bunun bir karakter progression'ı, böyle bir ilerlemesi vesaire bir şey olacaksa baya temiz çalışıyor yani. Birinci akta dönüyorum ben. Hayır mı? Çünkü Charsi'nin Imbius için bir tane plate mail buldum da. Ben o görevi yapmadım ya. Ha, yapmışım. Bakalım ne verecek bana. Senin vereceğin şey 141 defense. Eyvallah, çok iyisin de. Eski kebapçılar, ciğerciler kaldı mı ya arabada? Ya güzel onlar da, yani dedim ki ben hala servis seviyorum. Yani o dürüm olayı bilmiyorum ya, ette döner dürüm olur, ne bileyim. Oğlum karnınız mı acıktı? Hayırdır, tabi iftardan sonra rahatladınız Daha yemek konusu düştü böyle yani. değil mi? Psikolojik olarak yediğimizi daha da doyuralım kendimize. Hissettirelim. Hop, geldim. Yo abi rahat. Şey diyeyim, Frigid Highland diyeyim abi. Larzuk zaten soket takıyor ekstra. Bu late'de kullanabileceğimiz bir özellik. Hemen minyonlar var burada. Geldim abi. İnanılmaz, sürekli insanlar yediriyorlar. Mardin'de olsam bir de ısrar ederler. Bak Mardinli var mı aramızda bilmiyorum ama. Identify scroll'un var mı? Var abi. Ben sana şuraya bir şey attım. Kullanabileceğiniz en iyi Kullanabilir. zırh Stealth. Stealth en iyisi değil canım. Start şu level'larda kullanabileceğim zaten. Bende Ha. var mesela, bildiğim üzere ne var? Bende yok da. Yaparız yani çıkarsa şey. Bende ne var? Eisenhardt'ın şeyi var. Ya demin bir tane iki soketli şey düştü. Sen söyle. Ha bu arada abi, benim taraftan gel. Buradaki barbarlar bu tarafta. Yukarı doğru gitmeyelim. Geliyorum abi. Genelde bu tarafa doğru veriyor çünkü onu. Kadınlar geri planda maalesef. Oyun başında ha, hiç kadın görmedim ortamlarda. Bir ben vardım. Var canım. Yorum yapmayayım. Ben bıraktım da Doğu öyle değildi de o yüzden. Ama o aradan çok uzun zaman geçti yani. Yani Doğu'nun... Nereye gidiyorsun? Dur, gel sağa. Sağa gel, sağa. Sağda hayat var. Geldim. Aha, sallanıyor. Araya attığı anda bağal bir şeyleri kırmaya başladı. Ya ben şeyi söyleyeyim arkadaşlar, o Doğu'nun dediğim gibi şalvarlı ablaları, eli sopalı öyle çok şey olmaz da, dediğim gibi değişmiş olabilir yani, ben çok eskiler zamanlardan bahsediyorum yani. Toprak ağalıkları değil yani, ona bakarsan dediğim gibi doğuda hanım kültürü de çok fazladır yani. Ya en azından benim köyümde öyle.
Aga onu söyleyeyim yani. Sen neyliydin abi? Abi ben Adana'lıyım, Ceyhanlıyım. Yani Kozan daha doğrusu da Ceyhan'a daha yakın şey köyümüz. Ayşe Hoca köyü. Edirne. O tuhaf bestelerin yapıldığı yerlerdeyim. Hı? Nelerin yapıldı? Tuhaf besteler yapılıyor abi. Ses ver Adana zirvedesin. Abi ben onlar bende hiç yok ya. Müthiş. Siz güneydesiniz ya. O güneyde canım Adana yani. Onun bir tık sonrası Antep, sonra da Urfa diyorsun yani. Bak buraya bir gate açmış Bağal Efendi. Abaddon diye bir yere. Yapacak mıyız böyle sahip görevleri? Yapalım mı? Bence uğraşmayalım. Gerek yok, zaten level kasacağız yani, oyun hikaye bitirin. Tertemiz. Sonra level kasalım, bir şey Ama kasalım ya. dayak Şu yiyoruz takım gibi. Ben emin değilim. Ben kendimi sana bıraktım abi. Valla peşinden geliyorum şu an. Senin kestiğini bana experience varsa bari. veriyor canım. Yakında olduğumuz sürece verir. Uzaklaşırsak vermez. Arkadaşlar, Eda ne iş yapıyor? Eda gri pasaportlu insan kaçırıyor. Ama Urfa'ya. Memlekete kaçırıyor geri. Geri götürüyor. İzmir'den geri götürüyor gri pasaportla. Çok fazla Çok kaçamayın iyi. he mi diyor. Beter olun diyor. Niye canım, güzel et var diye götürüyor işte orada. Yemek yiyip geri geliyorlar falan mı? Aynen abi. İştah turizm var orada. Ben Mersin'de oturuyorum. Ben de mi doğuluyum? Ya abi şimdi bak ne diyorum sana. Kusura bakma ama evet Antalyalı'ya göre bir doğulusun, tamam mı? Yani sen bir Muğlalı değilsin, Bodrumlu değilsin yani. Sen Mersinlisin. Ha. Ha, Yani. işte bak hemen ben de hemen buradan bir Bodrum Muğla'lı falan diye gireyim araya. Ya öyle ama abi yani şimdi. Tamam eyvallah, Adana şeyi farklı da yani. Ya, aga Ya kültürü ben... gelmiş, oralara kadar gelmiş abi. Antalya'dan sonra işte bahçe kültürü başlıyor çünkü. Ya bir yürü git ya, hele ya. Ben de şey, lise sonu şey, Bodrum'da okuduğum için şeyin Şurayı çıkarmışsın değil mi? Çıkarmışsın. orası yukarıdan geçiş yok galiba oradan ya. Yok bu kadar ama. Yo selamlar. Buralar her yerden bir şey geliyor yani, bağlı da bu arkasında ne var ne, incik cincik herkesi bırakmış lanet ya. Abi kese Buralar kese abi. gidelim bari, birazını keselim. Ben gene vuruyorum birazcık. Lan bu abileri açtım, bir tane daha kapa. Bikinili kızlar var. Doğu çok güzel. Abi ben sana onu söylüyorum yani. Doğu gözümüzde canlandırılan, o televizyonlarda gösterilen şey değil zaten normalde. Ama işlerin rengi değişmiş olabilir çünkü maşallah 20 yıldır rengimiz çok değişik yani. O yüzden hiçbir şey söylemiyorum ama sen dediğinde doğrusun yani. Bunlardan 5 tane daha kurtaracağız. Okey. Bunlar ne taraftar? Ah. Bunlar da leb konuşuyorlar ya. Deme öyle abi, yanlış anlaşılır falan şimdi. Lebalep falan. Ha, yok be, anlaşılmaz. Yok be diyor. Yani koskoca Tepe tepe de böyle yersiz konuşmaz herhalde ya, bence. Abi 27 life, 25 defense var, bunun 31 defense, minimum damage ekliyor. Yok ya, senin attığın daha iyi ama set bu da. İratara bir sürü set var. Ne sesi düştü? Yok, eskiden şey takıyormuşum, Iratra Kord. Yani biz ilerledikçe ortalık sarsılıyor gerçekten ya. Dağı yerinden oynatıyor galiba Bağal Ben kardeş. normalde sen olmasan abi inan bana şurada bir mob bırakmam yani, teker teker kese kese giderim. Ha ben bu arada hem biraz challenge oluyor böyle, hani az gelişmiş halimizle çok iş yapmış oluyoruz. O hoşuma gidiyor. Bir diğer yandan da sen söyle.
hani vaktimiz kalsın. Bir de üzerine şu Battle.net'e girelim böyle bir Call Level'lar, Mal Level'lar falan bir şeyler böyle. Ya duruyor mu sende şeyi? Yok. Şimdi bak Battle.net'e inanamayacaksın abi. Battle.net'te açık. Her yerde Call Level var açık. Aa tabii ben bilmiyorum. Bu ara ben arada... Bir dakika. Şu an çok enteresan bir şey yaşanıyor. Eda gerçi gittim bilmiyorum ama. Küçük kediden ses yoktu abi. Bir yere mi sıkıştı falan diye şu an endişelenmeye başladım. Şimdi sen geldin evin içindeyse hala evin içindedir. Yo evin içinde de bu manyak biraz biliyor musun abi? Gereğinden fazla hareketli. Bak istiyorsan sıkıntı yok. Yok yok şimdi gelir o. Ayağım falan ısırmaya gelir yani. Ben hatta şeyden endişeleniyordum. İşte çok gereksiz rahatsız eder de kapatmak zorunda kalırım falan diye endişeleniyordum. Yok canım bırak bir şey olmaz ya en fazla ayağını kemireceğim. Vallahi abi küçücük dişleri var biliyor musun? Nasıl acıtıyor ya üf. Can yakıyor vallahi. Ben sana Allah sana yetişemiyorum. Şöyle zıplaya zıplaya geleyim. Potum da bitiyor. Hop hey ya. Sana bir hey. Bak ne gördük, bayağı. Fazla gittik. Get burada bir grup daha asker bulmamız gerekiyor. Barbarito. Vallahi bizim Mustafa abi epey bilgili. Diablo 85. Adam biliyor yani. O da abimiz yani abi diyor zaten. Aha. Burada açmadığımız neresi kaldı? Şu fırsattan istifade azıcık vurayım da experience alayım. Vur vur. Vur kır ağızlarını. Bu ektin tek sevmediğim yeri de burası abi ya. Şeyler de sonrasında o şeyler pasajlara geçişlere ıvır zıvırlara girdiğimiz zaman oralarda yani çok Harunat çok renkli bir yer değil zaten ha barbar kasabasında bekliyorsun yani. Bu adamlar başka şey koruyorlarmış burada. Barbarları bulmaya çalışıyorum da bir yandan. Hızlı hızlı ilerleyeyim. Yok mu buralarda? Ben yukarıdan dümdüz geldim. Vallahi yok ya. Nereye atladık? Şu girişte aşağıda bir yere atladık herhalde. Ha buldum. Ya hatta bu... içine atladım abi. Ben de girdim içeri. Şimdi az önce atladığım yere geri atlayamıyorum şu an nasıl? Tamam burada elit var bir tane. Hiç manam yok. Extra fastmış bir de. HP'm yok. Bol bol manam oldu ama HP'm yok. Abi healingleri atsana. Healing mi? Çıkarmadı mı? Ya da gideyim alayım geleyim 2 dakika hemen. Şu gidelim şu yukarıda yer, harita değişiyor ya orada şey yaparız. Ne impossible zıpla işte ya. Tamam ben şey yapayım mı? Hop. O müthiş bir skill ya. Barbarın uçuşuna kurban valla. Adam hı diyor atlıyor. Bakıyorum buralarda bir şey var mı diye bakıyorum ben senin için önden gittim. Yok yolu da açıyorsun en azından. Uzun uzun zıplayabiliyorum. Baya bu arada böyle bilim kurgu sahnelerinden biri yaşandı. Teleport olurken yanlışlıkla bir tane kulenin içerisine teleport olursam başıma ne geliyor acaba? Ne geliyormuş? Yok işte hani baya komik olurdu yani. Ha ben de yaşadın sandım. Böyle hep sorulur ya böyle jump ederken gemiler falan böyle işte. Peki bu sırada orucumuz bozulur mu? Ben inanır mısınız arkadaşlar? Biraz beni şey şu anda hate'lenebilirim ama Diablo'da Barbar'da Whirlwind'i sevmeyen bir karakterim ya ben.
Olabilir abi yani o şey mi ses? Ben mesela X1 Master'ı alıp ortalıkta böyle two hand fıt fıt da gezmek keyifli. Normal Curse'larla Curse diyorum ne onlar? Shout'larla bilmem nelerle bağırıp çağırıp ortalığı kırmak da keyifli. Yani nasıl bir mekanikle oynamak istediğinizle alakalı biraz. Bu hack and slash mantığında ama demişsin de işte ben o şeyi sevmiyorum yani tek atarak gitme olayını sevmiyorum, böyle biraz dövüşeceğiz yani. O yüzden o Whirlwind build'leri genelde hep şey üzerine kurulu ya, atayım işte ölsün yürürken falan. Abi ben 2 dakika geliyorum valla, yoksa ağır öleceğim. Bana. HP. Ha, şey farklığa bakacaksın. Okey. Tamam. Yok yok, Ben... potum bitti, HP potum bitti. Tamam, ufaklığa da bakabilirsin istiyorsan. Ha yok, o birazdan dediğim gibi manyak gelir o ya. Yani mesela o yüzden Master Buildlerini daha çok seviyorum şey anlamında. Şu kemeri de şeye bırakayım ben. Kızım. Neymiş kemer? Heh, tamam, arkam duyuyormuş abi. Sana demin attığım kemer işine yaramıyor mu senin? Senin attığın kemeri taktım işte. Bende bu var. Bu senin işine yarar mı? Bakalım. Bende 6 defense varmış. Gerçi ben her şeyi faster hit recovery üzerine kurmuşum ya. Bütün ama fazladan defense hayır demem ya. Şu an çok bayağı dayak yiyoruz çünkü. Ben şunun gemleri de satacağım. Küçük gemleri abi. O muhabbete hiç girmeseydik be Mustafa abi. Hı? Ben de mağdurum ya biliyorsun. Şimdi özetle hikayeyi konuşmuyoruz, oyunu konuşmuyoruz diye gelmesin dostlar. Şey, videoda anlattım diye ben şey yapmıyorum. Kaçıran varsa tekrar etmiş olayım. Şu anda Baal'ın Mount Arayat'a girmesini sağlayan şeyi bulacağız. İlk amacımız o. Şu anda Nihlattak'ın ihanetinden haberdar değiliz. Bu ihanetin nasıl gerçekleştiğini ayıkacağız, öyle söyleyeyim. Düzgün bir kelimeyi bulamadım, özür dilerim ama şu anda durum bu. Kualhak, bu Horagoth'un kurtarıcısı diyeyim, bir barbar abimiz şu anda bunu çözmeye çalışıyor aslan. Daha sonra zaten oradan Bağla giden yolumuz açılacak. Böyle Bir de de. bu adamın geçtiği yerler de öyle hani kolay yerler değil. Adam dediğim de pahalı bu arada. Yani böyle bayağı kutsal mekanlara falan böyle sanki elleriyle verilmiş. Bütün her yere girilmiş falan Tabii canım, yani. normalde gerçek anlamda Baal tek başına oraları geçebilecek Ben... kudrette değil. Evet, çok güçlü Baal ama barbarları da hani azımsamayalım diye söylüyorum bunu. Ya bir zaten başına bahsettiğin Overall Stone'un gücünün de orada olmasıyla alakalı bir durum yani. Sana bir türlü bulaştıramıyorum şeyi. Ya bulaşıyor ya. Yo, altında şey çıkmıyordu da şimdi çıktı. Ben böyle işte bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum. Usku burada. Hani haritayı açıyormuşumcasına yaşamak için. Tamam abi, ben de XP kasıyorum. Sen bana bakma, ben yetişirim sana bir şekilde. Yok ben şey sana bakmadım. Ben şu an itemlere bakıyorum. Sağa sola bakıyorum. Harrogate'ın dağları şöyle güzel. Yok işte Mount Arayat'ın manzarasını şöyle güzel resmetmişler zamanında. Peki şeyi sorayım abi, aklıma geldi yani bunu aslında böyle soracağım sorular, gün içinde hep şey yapıyordum, planlıyordum aslında da hani oyun şey olarak, teknik olarak nasıl buldun Diablo Immortal abi?
Şey noktasına gelmedim daha. Yine dediğim gibi çok erken daha 20. level'a kadar kasabildim abi. Yani bir endgame'i görmek isterim çünkü hani o riftlere falan bilmem neye girmedim henüz. Ama arka taraftaki monetization modeline falan baktım yani. Hani bu adamlar sonuçta yani para kazanacaklar eyvallah ama nasıl kazanacaklar diye şöyle birazcık bakayım dedim. Yani umuyorum bu çok işte sadece buna sahip olanlara bunu vereceğiz diye dönmezler abi. Çünkü yani genelde yapılan ortak hatalardan biri. Tamam sana bir Evet. şeyler katsın. Bir değil 1.1 katı çıkma şansı versin ama sadece bunların kullanılarak girildiği yerler falan gibi şeyler yaparlarsa böyle içeride şeyler var ya bu. Evet, ben onu soracaktım sana. Bu oyun hem ücretsiz olacak hem de yani pay to win olmayacak. Nasıl? Yani özellikle Yani bütün yeni bir klas maske getirdiklerinde herkes ücretsiz sonuçta yani ben öyle hatırlıyorum şeyini. yok yani şeydi, Herkes. BlizzCon'da söyledikleri tamamen ücretsiz. Hani parayla da kimse kimse üstünlük sağlayamayacaktı. Ya ama işte orada şöyle bir ya tabii ki üstünlük sağlayamayacak ama mesela örnek veriyorum X bir yere gittin 3 drop mu veriyor? Atıyorum bilmem ne taşından ver 4 drop versincilik yapılabilir abi. Bu çok Ona varım problem değil ya. bence. O olabilir, ona varım abi. Onunla ilgili hiç problemim yok. Ya RNG sonuçta yani biliyorsun yani hani o bambaşka bir başka bir dünya Ya bir sonuçta de baktığında. evet yani tam ben onun yaptığını iki dungeon da yapayım belki ama bilmiyorum, çok 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 böyle direkt böyle işte win işte you win item'ı falan satılmasın da. Yok onu girmezler o tuzağa bir daha düşmezler abi o adamlar. Ben aslında söyleyeyim yani onu bir kere yaşadılar. O battle şey auction house falan yani. Talihsiz hareketlerle yani. Şeyi bulduk bu arada, mağarayı bulduk. Mağaraya geldik. Bizim görev Tek ne? buranın şeyi var mıydı onu hatırlamaya çalışıyorum. Waypoint yoktu galiba bunun. Lazuruk soket ekleyecekmiş item'ıma. Diğer görev ne? Kal Koel Hak'la konuşmamışım ben. Kristalen pasajda şeyi bulacakmışız. Anya mıydı? Anya yarayacak Kristal'in içinde. O bizi zaten Larzuk'un ihanetine götürecek. Oo bak Serpent Skin Armor'lar çıktı. Tek başına 115 armor veriyor şunlara bak maşallah. Bizim adamlar öldü yalnız. Ya artık bir zahmet. Ancient item'lar sadece premium hesaplara. Valla onun olmayacağını çok böyle üstüne bastırdılar ama. Şimdi bir şey de demiyorum. Çünkü devir gerçekten bir yerden para kazanmaları lazım bu adamların ya. Hani savunmak için söylemiyorum da olması gereken o olacak çünkü. Hani şey Google Play ne kadar para veriyor onu da bilmiyorum ama. Yani doyurmuyordur herhalde. Tahminim. Neyi? Duyulmuyordur. Yani böyle çok fazla para vermiyordur download başına Google Play. Öyle bir şey yok zaten. Ücretsiz abi oyun. Yani download başına para Hayır vermek hayır diye bir dünya yok. developer'a bir ödeme yapmıyor mu Google Play? İçerideki satın almalarda yapıyor ya da içerideki reklam ıvır zıvır gösterimlerini. Onun dışında herhangi bir ödeme falan yok. Yani O yüzden ben içeride sattığı kadar kazanacak yani parayı. o zaman gene yani bize bir şeyler kabarıyor gibi duruyor. Bilmem bakalım. Hallettim. Ben şu kızı bir şey alıp geleceğim abi. Tamam abi, En ben de bir azından. soda alıp gelebilirim aslında. Tabii, bak bir saatimizi de almadık. Zaten bundan sonrası da bu Crystal Line'a gireceğiz. Oradan dağdaki abilere gideceğiz. Falanlar filanlar. Sonra Throne of Destruction yani. Eski. Bayağı bakalım yıkımın. Ha, rünler geldi bu arada. Şöyle söyleyeyim. Ürünler de var mı? Ort, Tal, Ral geldi. Haberin olsun. Ort, Tal, Ral. Aa bakayım. 3 üçlü armor baksanız arkadaşlar ya. Şey dışında yani stalet stealth dışında. Valla bana Kabilen yapabilirsek bir varsa. şeyler güzel olur abi. Kafalık da olur. Hiç kafalığa basmaya gerek yok da. Eldiven falan da çok leş benim ha. Gamble yapabilirim bir ara. Öyle öyle her şey leş.
Şu an Berbatovskiler'deyiz de. Selamlar Siber Katan'a hoş geldin. Ben hemen bir soda alıyorum. Bir de şu Tamam, ben hemen bir çay koyuyorum. 2 dakika bir suyun kaynamasını bekleyeceğim. Ondan sonra hemen geliyorum. Poe'deki gibi her şeyi kılıf bulup parayla satarlar. Valla bakalım. Yok ayak izinden ateş çıksın. Ha onlara varım abi. Koşarken nefesinden Bir buz dakika gelsin. geldi Utku. Tamamdır abi. Onlara varım abi. Onlara varım. Sanırım uyuyan dev uyandırdık ya. Hiç eldivenim olmasa da olurmuş değil mi ya? Şurada bir yerdeydi ya, ben bir gamble deneyeyim mi? Sarı belki bir şey gelir. Burada değil miydi? Var mıdır bunlarda bir şey? Abla abla kızım o abla. Ablaya niye tıslıyorsun? Yapma bak, senin tırnakların çok küçük, çok can acıtıyorsun sen ya. Geçen yayında da dudağımı ısırdın. Gitti koca kediyi yerinden etti ya. Nihlat tak mıydı buradaki gambler? Aynen. Biraz dext vereceğim bu şeyde galiba. Çünkü şu two hand axe benimkinden daha fazla damage vuruyor ama 39 dext'ten dolayı kullanamıyorum. Yapalım şu Dex'te. Şöyle bir değişiklik yapacağım. Onu da satayım gitsin artık. Bakalım biraz da bu baltayı deneyelim. Bu Anya karakteri Geldim. ortaya çıkartacak arkadaşlar. Mihlak takın ihanetini bu arada. Ben de bir balta değişikliği yaptım abi ya. Güzel. Bir sarı balta Ne vardı. aldın? Diğeri de W'da duruyor. O benim... Ha, okey. Yanlışlıkla tıkladım. Okey, sen geç abi. Ben de geçeceğim. Bakayım bir şeyler unutmuş muyuz? Tamam hazırım. Go. Aa Ya, yes, unuttuk onları. Bunları alalım abi. adamlarımı uyandırmadım. Evet en azından vurmaya başladım ya. Vurduğunu hissettin Evet. mi? Oh, erkek bize rün verdi. Görev tamamlayınca rün verdi ya, o 3 ründü işte Evet saydıklarımda. doğru. Yani güzel güzel iyi oldu. Unutmuşum onu vermeyi. Eldiven de al. Nereden alacağım eldiveni? Eldiveni kimden alacağım abi? Şeyde Larzuk'ta var bir şeyler istiyorsan. Yok, Nihlattak ya Gambler. Ondan bakarım. Köye gelsin Bunlar önce be. yokmuş. Köyde değil değil mi o da? Değil. Şuralarda olması lazım. Diğer köye git al gel. Yok canım ne acelemiz var.
Biz bu barbarı almıyoruz değil mi yanımıza? Almayacağız zaten. Yanımızdakilerin defensive, offensive ağrıları yetiyordu bize. Okey. Ben sen geçtim. Aynen. Şimdi bu arada ne var? Şerafettin hoş geldin, iyi akşamlar. Bu ara siber ha, bu katana arada, hoş geldin dedik bu arada, mi? Şeyi ne derler? Immortal'daki şeye bakalım. Girebiliyor muyuz birlikte? Tamamdır abi. Ben bayağı ne iş yerinde sigara içerken acaba? Falan böyle... Alfa'yı. Efendim abi? Alfa'yı ne kadar açık bırakacaklar acaba? Vallahi bu teknik alfa değil. Bu alfa artık. Ha, bundan sonra forever açık olacak herhalde o zaman. Benim tahminim o yönde. Normalde çok biliyorsun güzel. Teknik alfalar kapanıyor. Daha sonra alfa beta oyun diye devam ediyor. Öyle. Hani o alfadan beta'ya da geçiş yapıyor karakterler falan. Şu ana kadarki tecrübelerim o yönde hep de. En son Crusader'a eklediler işte Immortal'a. Monk var. Wizard var. Şey gelecek. Demon Hunter var. Necro gelecek. Necromancer. Tamam. Bu Glacial Trail'a buradan gidiyor da burası değil. Şimdi gitmeyeceğiz sanırım oraya. Önce burada başka bir yeri bulmamız gerekiyor. Ben özellikle ben abi şey derdim hep. Ben hayatta mobil oyun oynamam abi. Candy Crush mı oynayacağız falan diyordum. Yani Immortal duyurduklarında da böyle kelimeler kullandım. Evet. Yani şu anda kendimi inkar etmeyeceğim. Ama gerçekten hani ne derler ayıptır söylemesi tam tabirle töt oldum. Adamlar çok Tipi güzel oyun. Niye alıyorsun canım? Çok güzel oyun yapmışlar. Gerçekten abi yani sürükleyici. Hikayesi zaten abi merak uyandırıcı. Kontrollerinin rahatlığı beni çok şey yaptı yani. O kadar böyle smooth çalışıyor ki her şey. Ya bir de bu tarz böyle hack and slash'lerde kontrol, skill atma falan bilmem ne zordur. Ben nerede kazandım biliyor musun? Wizard açtım. Aa ben de. Ray'lerde hani Ray of Frost atıyorsun ya. Evet. Onu attığımda ikinci elimi rotate ettiğimde onu rahat yönlendirebildiğimi gördüğüm an ben müthiş bir sana spoiler vereyim mi abi? Bu adamlar... Wizard'la alakalı... Çözmüşler yani. Wizard'la alakalı bir spoiler vereyim mi? Olur. Kristal var. Dondurucu böyle. Atıyorsun bir kristal çıkıyor. Etrafında da böyle cold veriyor. O kristale ray atınca AoE yapmaya başlıyor abi. Kıt 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 kıt. Hani ışığın kristalde kırılması gibi etrafa yayılıyor Ray of Frost'un ya da Disintegration. Oo, nice. Çok güzel ya. Ay. Ben evil grup açtım burada bir tane. Ben uçuyorum 2 saate görüşürüz. Tamamdır bekliyoruz seni. Bak Tuna abiyle buradayız bekliyoruz. Tabii buralardayız ya. Kaybolmayınız. Hadi gel. Sağ salim gel de başka hiçbir şey istemiyorum. Hop, level up. Nice. Aa, bir tane daha strength'e vermeli miyim şu an? Şakır sanki her şeyi giyebiliyorum gibi atıyorum ama sanki bir 5 tane daha vereceğim strength'e. Bir de... Peki benim Blizzard bayağı güçleniyor şu an ya. Orb'un da sinerjisini yapıyorsun şimdi lan. Tabii ya zaten şey şöyle en azından böyle sonra bakacak arkadaşlar için Ice Bolt, Blizzard ve Frozen Orb yani bu üçü birbiriyle çok güzel sinerjileniyor. Oradan fıtır fıtır takılmacılar. Çok hızlı bir mesaja bakmam gerekiyor abi. Ne yap takıl takıl.
Ama hala senin kadar öldürücü vuruşlarım yok abi. Ama işte hemen ölmüyorsun işte. Ben de böyle bir şeyin arasında kaldım mı, böyle yaşamla ölüm arasında ince bir çizgideyim yani baktığımda. Glass Cannon'cılık devam. Abominable. Bu arada mesela gelen XP seviyesi arttı farkındaysan. Önceki arttı, daha hızlı geçtiğimiz için şu an olmamız gereken level'da olmamız gereken yere gelmeye başladık. Zaten çok güçlü olduğunda çok güçsüz bölgelerdeki XP'leri almıyorsun. O konuda mesela bayağı güzel bir ayrım var yani. Quest log açıldı, geldik. Evet. Ne tarafta, yukarıda mı acaba? Evet, quest log açıldı da. Sevgili Anya, neredesin acaba? Burada değil gibi. Nerede ki? Ya burada. Ha, bunlar mana yemiyordu ya. Bunlar bir cold enchanted ve benim şu an hiçbir damage'im yok burada yani. Benim eleman öldü yanındaki. Şuna ben vurayım. İşte böyle cold immune olan bir şeye denk gelince de tatsız işte. Adı üstüne abi, Frozenstein. Neyse ki benim yardımcı kesti herhalde. Genel olarak öyle oldu abi. Aynen burada. Ya potları bırak. Bunu Nilhatak yaptı. Hadi bakalım. Aha, aslında bizim köyde Sevgili. niye Nihil Atak yoktu abi? Ben onu aradım. O gambler'ımızdı bizim. İşte biz bir tane quest yapınca kayboluyor ya o. Bir tane potion veriyor. Bunu şey atıyoruz. Anya yapacağız. Açtım abi portal, pardon. Yo, ben buradayım, köydeyim. Tamam, ama şey portaldan şey Anya'ya potion atman lazım. Malah'tan aldığım potion. Gerçi ben aldım galiba. Tamam. Valla bize bir şeyler verdi. Resistance'larımızı arttırdı. %10 tertemiz. Nerede abla? Bana niye vermedin onu? Eleman. Anya ile de Teşekkür konuşmuşum. ederim. Gel. Hop. Bir tane de item verdi. Ne verdi bana? Artı 2 fire. Abi şimdi ben fire hiç gitmedim ki ya. Ne olur eldiven vermiş ol. Kafalık verdi ya. Gerçi benimkinden daha mı iyi? Evet. Evet. Ve Nilhatağ'ın da tapınağı açıldı bu arada. Dur, gambling'imi yapayım da ben bir eldiven için. Nereden refresh yapıyorduk? Olmuyor muydu? Kapatıp açıyordum abi. Deniyorum.
Valla %16 Magic item güzel. Son bir tane daha deneyeceğim, uzatmayacağım. Ladder'da değil canım. Bu sefer hiç yok. Ayakkabım da fena değil aslında. Neyse. Bunu takalım. Hadi lan. Tamam abi, ben canım yanmaya başladı, bırakıyorum. Tabii ki yanar, yanmaz mı? Vallahi yani. Arkadaş. Şimdi buradan silahların gücüne bakayım ya da bak Shield'ın ne diyor? Strength 60 falan istiyor. Ben biraz strength. Allah, burada herkes doğu verdi. Ney abi? Neredesin? Ben girdim tapınağın oraya da sonra çıktım geri. Bir pot alayım. Geliyorum. Okay. O görev de bitti. Tamam. Bir tek ilk görevim kaldı benim. Soket açma o da. Evet, gerek yok ona ya. Açarız soketi. Çok dert değil yani. Şimdi tapınağa gidiyoruz değil mi? Geldim. Bunlar bir de ölüp ölüp geri kalkıyordu. Öldürdüklerinin geri kalkma ihtimali vardı. İçeri mi koştun direkt? Ya böyle şey yapıyorum ya, takılıyorum ileri geri, oynuyorum ben. İçeri gidiyorum, bir tane oraya şey atıyorum. Blizzard atıyorum, sonra dışarı çıkıyorum, bir tane buraya Blizzard atıyorum böyle. Biz kaç level'ız? 28, 2 level sonra rahatsın abi. 2 level sonra... Pindleskin öldü. Tam burada Halls of Anguish'e, Halls of da bilmem neye, ondan sonra Halls of Vault'a gidip üçüncü dungeon şeyde, tapınakta şey yapacağız. Ben burayı çok seviyordum işte. Buranın şeyi böyle hani dağın içine oyulmuş. Böyle saray gibi değil ya. O yapısı çok hoşuma gidiyordu abi ya. Ya zaten böyle hani şey çok güzel. Evren istediğin her şey eklemi o kadar müsait ki. Anında bir coğrafya yaratıyorsun. İçerisine bir şey koyabiliyorsun. Ya evren yaratman da zaten zorluklarından bir tanesi. Zorluk değil de. Şeylerden, güzelliklerden bir tanesi, pardon, yanlış söyledim. Artık böyle genel yorgunluğun ağzıma vurdu ya. Abi sorma. Şey. Kontekste bağlı kaldığı sürece, içeriğine bağlı kaldığı sürece sonsuz ya, sonsuz ya. Dilediğin gibi yapıştır. Ne var ne yok, her şey yapıştır. Ben mesela şeyi de çok merak ediyorum. Senin düşüncen ne acaba? Atıyorum bundan abi. Şimdi biz mesela nasıl işte 1000 yıl önceki mitleri ya da işte atıyorum hani konuşmuştuk oyunun başında, yok işte Ağrı Dağı mı acaba, işte Mount Ararat mı falan. Bu yaşadığımız günleri acaba atıyorum 2000 yıl sonra en nihayetinde bir oyun olacak yani, insanlar eğlenmek için bu tarz bir sektör olursa bu günleri yazacaklar mı acaba falan, böyle şeyleri çok merak ediyorum ben. Yani insanoğlu yaşadığı her şeyi koyacak sonuçta buraya Böyle yani. Hani komik gelebilir belki sana bu düşünce ama. bir başka ekip bunu şey yapacak, oynayacak. Böyle yaratacak, insan kendi tarihinden ders çıkaracak, bilmem ne yapacak. Abi Yok, öldü. buradan çıkamıyormuş. Bir portal açarsan abi, müsait olduğunda. Beni direkt cırklattı bunlar. Yancım kadar güçlü olmak isterdim. Yani benim yancı da bir patates olmuş. Onu da bir kaldırıp geleyim o arada. Ağrı türküsü mü? Ağrı Dağı türküsü benim bildiğim zaten sözsüzdür ya. Şimdi açmayayım da telif melif falan. Anahtar var mı yanında bu arada? Ne gibi? Şey, oyunda anahtarlar düşüyor yere. Şurayı açtım, burayı soruyorsan.
Ha, okey. Tam onu merak ediyordum. Bu arada var. Kaç tane var yanımda? 3 tane var. Tamam, kalsın, yok şey, benim elemanın kafasındaki Ağrı Dağı şey. eteğinde benim aklıma ne geldi? Tabii algı farkı. Moğolların şarkısı var ya, Ağrı Dağı efsanesi. Anonim değil bu arada. Onlar haberiniz olsun. YouTube'da anonim geçmiyor. Şöyle söyleyeyim size. Beethoven'ın Für Elise'sinin bile birinde telifi var. Çünkü çalma versiyonuna kadar falan bayağı değişiyor. Yani bunu da, bu bilgimi de Geçiş ben burada abi. teliflendireyim arkadaşlar. Flu TV diye bir YouTube kanalına takılıyorum birkaç gündür. İlker Canikligil, bu arada tavsiye ederim. Bilmeyeniniz varsa illaki biliyorsunuzdur tabii ki de. Orada müzikle ilgili bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Böyleymiş durum. Yani anonim de olsa bir çalgı farklı kullanıp çalıyorsan ve bunu ilk defa YouTube'a upload eden sensen, YouTube'daki telifi sana ait olabiliyormuş abi. Böyle değişik, enteresan bir durum söz konusu. O yüzden şu videolardan kazancımız 1 lira be abi. Yol parası be abi. Onu şey yapmayalım. Abi şey gibi düşün işte yani. Paris'te Eyfel Kulesi'ni yapan Gustav Eyfel'in torunları hala her bir bilet satıldığında para alıyor abi. Mis. Temiz işçi abi. Sen landmark yapıyorsun abi, fıstık gibi. Anten ya. Antin. Antin Kuntin işler ya. Vallahi yok, hani şey, kulenin yapım nedeni anten ya. Radyo anteni. Bayağı seni kovaladım ben ya. Defiler peşinden koştum falan yani. Neden yapılmış abi? Bir de senden duyalım. Şey mi? Efendim mi? Yo, chat'e yazmış da Mustafa abi. Sen de söyleyebilirsin. Ha, bu tür arkadaşlar, bu tür televizyon kulesi, radyo kulesi, zart kulesi, zurt kulesi, bunların hepsi amaçları belli. Ama şeyin asıl gerçek başka bir hikayesi varsa altında bilmiyorum yani. Benim için bunların hepsi Zeplinler için. televizyon kulesi abi. Benim bildiğim radyo anteni abi. Radyo vericisi. Ama Zeppelin'le yanaşır yani, onların sıkıntı yok da. Benim bildiğim, çünkü Zeppelin öyle şeye çok böyle uygun değil yanaşmaya. Daha çok açık arazide şey yapıyor. Zeppelin yanaşmaz ona ya. Bir sırt sıcırık yırtılacak, patlayacak. Ondan sonra facia, biliyorsunuz yani Zeppelin facialarını. Benim bildiğim de öyle abi. Dur bir dakika. Nasıl olsa bir tane mage'im var önümde. Blizzard ata ata gidiyor. Tamam, kafa rahat. Angarya işi soğuğa yaptıralım. Yo, çünkü Mustafa abi de dediğim gibi bilgisine güvendim bir abim. Gustav Eiffel'den alır. 6 milyon turist olur. Tamam. Yazmamışlar mı? Sebepsiz yere yapmamışlardır ya. Ya biz şuraya bir kule koyacaktık ya. Bu arada waypoint'i buldum, orada bekliyorum seni. Zeppelin tatsız ya, Zeppelin kafa acısı. Üzerinde böyle potansiyel atom bombası ile geziyoruz gibi bir şeysin yani. Allah Allah. Ya fuar için yapılmış ama Zeppelin şeyi değil. Radyo anteni olarak kullanılmış. Fuardan sonra Paris'in... Aynen abi, hiç Zeppelin'le alakası yok. Zeppelin'le hiç alakası yok canım. İnşallah Yok yok Zeppelin'le abi. abi.
Wiki'den de baktım. Allah. Birkaç yerden de baktım. İlk amacı şey landmark yaratmak. Yani radyo Üniversite. kulesi için bile değilmiş. 1800 bilmem kaç şey yazıyordu, şimdi kapattım da. Dünya fuarı için Paris'in simgesi olabilecek bir yapı yapmak. Ancak sonra da adını sen söyle, Parisliler şey düşünüyormuş. Dökme demirden yapıldığı için Paris'in güzelliğine gölge düşürdüğünü savunuyorlarmış. Hatta bir ara Hitler de yıktırtmak istiyormuş. Zeppelin falan da şey yapmadım, bakalım. Ama dediğim gibi bak, anten için kullanılmış, çünkü çok yüksek bir kule abi, kullanırsın onu yani. Ya bir de Paris için yani. Ben de çıktım arabanın tepesine. Ben birinci katın abi. Ben tepeye kadar gittim. Sonra bir hıyarlık ettim. Aşağı mı Yürüyerek baktın? indim aşağıya. Ha, niye canım? Bir daha öyle bir fırsatın olmayacak yani. Hayır. Öyle düşün. Hıyarlıktan kastım şu. Merdivenlerin üzerinde aşağıyı görmeni engelleyen herhangi bir blokaj yok. Bir sürü demirin arasında iniyorsun. Cam bir koruma falan yok mu? Şey var, koruması var. Yani demir parmaklar falan memle var da merdiven mazgalların arasında altı görünüyor abi. Sen onu o en tepeden aşağı merdivenle inerken Yani aşağıyı abi, görebilmek başka bir konu. o devirde Böyle bir yüreğin ağzına geliyor. Eyvah diyorsun, ben niye ben ettim? bebekmişim gittiğimde ya abi, çocukmuşum bayağı yani. 3 yaşında mı 4 yaşında mı neymişim? Bende yok yani bir hatıra. Anladım. Benim bir daha da Avrupa maceram olamadı. Ya valla yani buradan bütün arkadaşlara ortalığın açıldığı ve özgürce seyahat edebildikleri bir hayat diliyorum ya. Bir de bunu Yani dediğim gibi her gittiğiniz yer kadar çapınız büyüyor arkadaşlar ya. buna Bunun imkan dışında. sağlayacak bir ekonomi de diliyorum bu arada ben. Ha, Çünkü ya da yani illa her şeyi güzel ülkemize yüklemeyelim. Eşek gibi çalışacaksınız abiler, bu kadar. ya tabii ki öyle de İş, yani işinizi iyi normalde. yapacaksınız. Hayır, şey, yani 21. yüzyılda risk almaktan çekinmemek lazım. Ya yani aklında bir iş planın varsa hayata geçirmek için vereceksin abi o mücadeleyi. Ya kesinlikle Mükafatı katılıyorum güzel abi. oluyor Ama ya. dediğim gibi yani şimdi ben biraz ağlıyormuş gibi hissedilmesin, sadece örneklem yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten sıradan bir makine mühendisi yani senin dediğin şu geziyi, seyahati düşünmeden, korkmadan yapabiliyor olması lazım dünya vatandaşı olarak. Hepimizin yapabiliyor olması lazım işte. Selamlar mobil oyuncu. Vallahi bundan sonra mobil oyuncuyum abi. Adamlar yapmış Diablo Immortal'ı. Oynayacağım bundan sonra. Ne öyle klavye mouse. Yeter. He ya, böyle yatarken, tuvalette, Abi geçen ayaklarımı uzattım, yolda, 2 saat falan oynadım ya, Allah tertemiz ya, akarı yok ayakkabı kokarı. bağlarken bile oynayabileceğin oyun yapmışlardır. Müthiş yani, 10 numara. Bu arada şaka maka geldik Nil Atak'ın Halls of Wotan'a. Sen çabuk buldun ya. Şimdi burada 4 yer vardı değil mi? 4 yerden biriydi. Şimdi burası değil. Şey gibi işte, Arcane Sanctuary gibi işte burada da şey ya. Ama biraz daha kısa. Sevmişler böyle Arcane Sanctuary mekaniğini, sevdik. Hadi şey dinamayın, hadi buraya da koyalım. Tuvalete taktı İşte Tuna. evet, tuvalete taktım çünkü abi neden az kitap okuduğumu bu aralar onu da tuvalete bağladım. Abi, tuvalette raf yokmuş abi. Anladın mı? Kitap koyacak rafım yokmuş. Bu eve taşındığımdan beri eksikliğini hissettiğim bir şeye dönüştü. Yani küçük bir sehpa falan olur. Üzerine kitap koyarsın, dergi bir şey koyarsın, değil mi? Şuralara böyle yalancı bosslar konulabilirmiş ama ya. Geldik zaten ya. Yok şey diyorum mesela, Nihlatak. Nihlak Tak'ın olmadığı, ha buradaymış Nihlak Tak bu arada. Nihlak Tak'ın olmadığı yerlere böyle çekici olması için ya da işte experience vermesi için boss konulabilirmiş, onu dedim.
sıkıştırdık mı onu? Yok abi, ışınlanıyor. Nereye sıkıştırıyorsun? Terbiyesiz ya. Gittiği yere bak bir de ya. Abicim nereye gidiyorsun ya? Ama şeyi de ekleyeyim abi, muhabbet olsun. Gezdiğim ülkelerde yani en güzelleri, doğu ülkeleri çok güzel ya. Doğa açısından müthiş güzellikler oluyor ya. Tuna abiden selamlar. TPTV artık. TPTV mi? TPTV mi demeliyim? TPTV'de geyiğimiz var öyle bizim ya. İsmail, Ayşegül, bu arada hoş geldiniz. Kaçırmadım sizi, gördüm. Bilginiz olsun, öpüyorum. İkiniz de mucuks mucuks. Vallahi yok, az önce attığını da gördüm. Gözümden kaçmadı. Çok 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 teşekkür ediyorum. Böyle inanılmaz yoğun sıkışık bir giriş yaptığım için bazı şeyleri kaçırdım, kızmayın. Öpüyorum sizi. Abi beni sev. Beni de öp. Seni de öpeyim. Sen bana isim ver. Semih diye sevmeyeyim seni. Ama güzel ediyoruz ona. Semih diyoruz. Öyle mi? Aynen. Çünkü öyle bir şey geyiği oldu. Abi kimse bana Semih demiyor. Herkes bana Semih diye bağırıyor. Semih. Ben o zaman Semih senin nikin olabilir. Ay güzelmiş ama. Ama şeyi güzelmiş, anlamlıymış. Semih. Tabii. Artık ben de Semih diyorum. Tamam, bundan sonra biz de Semih deriz. Hatta ben bunu Eda'ya öğreteyim, böyle uzaktan yaklaşırken bağırmaları onun çok ünlüdür. Abi hop dur. Kardeşim Simia. Druid fight çıkıyor şu an burada. Druid cat form fight. You have stopped. Nihilak'taki durdurulacak bir yanı yoktu ki zaten. İhanet etmişti o işte. Bir de buna personalize bir tane item'a da isim verir ki. O kadar gereksiz reward ki şunlar yani. Yani tam karakterime ait bir isim. Ya tam dönemine göre güzel tabi, bu da ayrı bir konu. Şimdi Ancient Way'e gitmemiz gerekiyor. Ancient Way'e nereden gidiyorduk? Personalize. Gerek var mı bunu yapmamıza şu an? Gerek yok. Yok ya, ileride bir tane item düşer. Artık bunun adı işte karakterin adı olsun. Şeye nereden gidiyorduk? Crystalline Passage'dan mı geçecektik? Ancient Way. Evet. Şu hayınları ne yapacağız, her yerdeler. Frozen Tundra'ya nereden gidiyorduk? Onu şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Hiçbirini açmamışız ki, baksana. Abi pasajdan geçeceğiz. Frigid Highlands açık bende, uzak sende. Evet, bu arada ben Crystalline Passage'ın... Okey, oradan geçeceğiz artık. Uzun yol, yapacak bir şey yok. Sende passage yok mu? Yok, hiçbirini açmamışız ki. Direkt böyle dungeon gitmişiz. Sen nereye gittin? Ben Frigid Highland'dan teleport hızlı bir yere varıp sana portal açacağım. Challenge accepted. Ben de zıplayacağım ama geç kaldım. Biz böyle Tuna abiye yetişemeyiz değil mi gençler? Aa, geri ışınladı beni. Ama manamı yedi. Aliyat Plato'ya geldik. Aliyat Plato'nun da mesela waypoint olması lazım ama kim bilir nerede? Biliyorum biliyorum. Abi beni sev. Bana cip al, sana cip alacağım. Biliyorum canım. Kaçar mı benden Allah aşkına? Bu ara TPTV'nin modlarından modluk isteyen varsa direkt veriyorum, haberiniz olsun ha. Şakam yok. Heh, dur, bir tane waypoint buldum abi. Açıyorum portal. Neyse, ben de artık portaldan geçerek geleyim. En azından birini bulduk, bir tane portalı bulduk ya arada. Tamam. Abi beni sev. Sana cip alacağım. Semih, sen bizim Onur'la tanışmalısın asıl. O geyiklerin... Hani adam böyle şey, makinası. Tuşuna basıyorsun falan, böyle otomatik yapıyor. Aa, oyun... şey veriyor. Geri attı beni. Sen gene tavla dön istersen abi.
Koştum ya artık o kadar. Yok, bilginiz olsun diye diyorum. Kılıç olsun, ne olacak, şurada biz bizeyiz ya. Dur, burası değil. Biz bu uçtan mı girdik buraya? Sen neredesin? Frozen River. Frozen Dan River'da mı geçiyorduk? Olmayacak ama. Frozen Hayır, River Frozen dungeon gibi River'ın bir şey. buranın içinde bir tane daha kapı yoktu değil mi? Frozen Anya'nınkiydi Frozen River. Okey, burası Frozen River. Bir saniye abi. Ha, burası bu tarafta, gel. Excalibur. Glacial Trail. Bunun içinden değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Benim bildiğim direkt pasajdan da ama oranın da şeyi yok bende, waypoint'i. Sonunda yorulduk. Büyüyünce arkadaşlar, büyüyünce kanal olarak hatırlatın bunları. Dağıtayım herkese. Şimdi de Semye dediği gibi kalsın bakalım. Tüt 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 tüt. Diablo 2 varsa seve seve selam vermeye gelirim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Diablo 2 var valla. Valla olacak da ya. Bu sene Diablo senesi ya büyük ihtimalle. Sen Diablo senesi. Ben bu arada biraz fazla ileri gittim. Şimdi yanına geri dönüyor. Sıkıntı değil ya. Yok, yolu buldun geldim. Mu? Yolu bulduk mu abi? Yok daha, yani hiç fikrim yok. Nereye gittim konusunda hiç fikrim yok. Bir yerler bindik, bir yerlerimize gidiyoruz ya. Sorun yok. Buluruz. Burası çıkmaz yolmuş. Allah, Resurrected'dan sonra büyük ihtimalle Resurrected bayağı bir oyalayacak bizi. En azından Diablo 4 gelene ya, kadar. Evil Earn var. Hop, bu adam fazla yaşamaz. Ben de fazla yaşamam. Kaç ne abi siz? Benim eleman Elliot'lar oldu. Bir şey, manalar, bir şeyler falan bitti de. Benim adam da birden indi ya. Yani lightning, bunlar böyle fıt 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 vuruyorlar, şey basıyor ya, lightning basıyor ya. Lightning enhanced'ın en büyük şeyi o. Donunca çok gıcık oluyorum ben. Getirdiysen adamı ben bir uyandırayım geleyim. Üfürükçü ya. Pis adam. Geçen sefer en son Diablo oyununda da kaybolmuştum. Ben Frozen Tundra'ya gidecektik. Ben buldum abi Frozen Tundra'yı. Hiç çıkma. Ben sana gate açtım. Direkt gel. Ay git. Doğru hatırlıyormuşum. Direkt açtığımda şey yaptım. Barbar da ne bileyim, vallahi ben de sevmiyorum ya. Ne yalan söyleyeyim. Öyle bir gaza geldik. Galyan'a ama geldik. Yani 3 kişiydik. Çok normal. Eda, ben, Tuna Eda abi başladık. Sonra SGK hayatı Eda'yı kıskıvrak yakaladı. Oh, minyonlu bunlar. Star Eye. Abi
Warrior'ın ekstra damage'ı... Heh, oh be. Herkese benden çay. Caplarımız var. Elven Shade, teşekkür ederiz. Elf gölgesi. Hoş geldin. Elven Shade. Tanıdık isimler. Senden mi abi? İsimler tanıdık. Görmüşlerdir, gelmişlerdir. Diablo 2'nin Twice arayüz uygulaması vardı. Ryu falan görmüştüm. İyi olabilir o. Ne abi, tam anlamadım. Saygılar, yayınlar, teşekkür ederim. Takipsiz izlemeyin. Vallahi bazen modlarımla o konuyu konuşuyoruz işte. Yok takibe chat yapalım, bir şey yapalım. Ben de ne bileyim. Bilmiyorum. Mesela Tuna abi, sen ne diyorsun abi o işlere? Bana mesela akıl ver. İşte yok takip şey, yani saat chat'e yazabilmesi için takip zorunluluğu falan. Öyle bir şey yap. Bence mantıklı abi, izlemeyeceğin adama bir şey yazdı mı zaten yani? Mantıklı. Hayır, çünkü sonra ne oluyor biliyor musun? Şeye giriyor hikaye. Bir sürü bildirim gelmeye başlıyor. Waypoint burada bu arada. Bir sürü bildirim gelmeye başlıyor. Okey abi, sonra bildirimleri kapatıyorsun. Sonra takipten çıkıyorsun. Yani zaten takip etmeyeceğin adama niye gelip şey yapıyorsun ki? Ben de şey diye düşünmüştüm, hani işte gelirsin, bir iki sohbet edersin, tanırsın. Yani belki seversen takip edersin falan gibi. Ya ben direkt follow on ya abi, yani şey isteyeceksen, sohbet edeceksen takip et, ama yani işin yoksa aha şey yapma. Daha yine sallanıyor abi. Bu oyunun oynandığı ortam kalitelidir. Eyvallah abi, o Tuna abinin kalitesi. Diye böyle direkt. Yok bu abi. Hep beraber yani. Ya sadece ben değil, şu an bu bizimle birlikte bunu izleyenler de dahil ama. Bunu da unutmamak lazım. Abi elit ama boss değil hani. Bu işte tek değiliz. Asla olmayacağız. Vallahi ben buradan gerçekten Diablo kitlesine... Ne? Ne oldu? Çek, oyunun sesi galiba çok açık. Ben de seni bazen üzerine çıkıyor. Bir daha söylesene abi, neydin? Ha, sende mi oyunun sesi çok açık? Ben de yayına bakıyorum. Yayına çok mu açık gidiyor diye. Ha, yok yok, benim kendim arka tarafta. Bazen böyle o benim Blizzard'ın sesi böyle beyin yakmaya başlıyor bir yerden sonra. Şey diyorum yani, Diablo kitlesine gerçekten ayrı bir teşekkür ediyorum. Yayınlar gerçekten çok güzel olmaya başladı. Çok keyifli olmaya başladı. Çünkü o yani Resurrected'la başlayan hype işte Immortal'la devam etti falan. Gerçekten evet. Kimse beni yalnız bırakmadılar yani. Buradan herkese öpücükler, çaylar. Saygılar, sevgiler. Valla çok uzun süredir bir saygısızlık muhabbeti geçmiyor Diablo. Sen bir ilk zamanları görecektin. Bir de Eda vardı. Şimdi bizim yayıncılık hayatımızda şöyle bir kısa özet geçeyim. Bizde böyle küçük bir yuvarlak kamera vardı tek. Böyle. O kamerayı tabii Eda'ya koyuyorduk. Niye bu hayvanın suratını çekesiniz diye. Yok be. Daha sonra bir tane ona 1080 kamera aldık. O küçük kamera bana geldi falan. İşte Eda'yı görenler bilir, takdir edersiniz ki Twitch'in bir de karanlık yüzü var. Hani ayın karanlık yüzünün olduğu gibi. O Twitch'in karanlık yüzü bayağı bir gelip şey yapmıştı. Böyle Eda'ya küfretmeyi işte ya da Eda'yı trollemeyi marifet saymıştı. Onu gerçekten profesyonellikle bertaraf etmeyi başardığımızı düşünüyorum. Birkaç kere böyle sakin kalamadığım yerler oldu. Hatta bir kere. Onda da şey, böyle bana küfretmedi adam, Eda'ya küfretti falan diye. Neyse. O onları direkt kafasına al ya. Direkt yok olsunlar yani. Hiç uğraşma. Onun dışında ama mesela işte dediğim gibi Diablo kültüne, ben şimdi buradan tabii başka oyunları da boklamıyorum. Öyle de algılanmasın ama uzun... Ben yapıyorum. Eyvallah canım. Hani uzun süredir öyle bir trollenme, öyle bir işte tatsız şakalaşma falan yaşamadık yani. Güzel güzel yani. Diablo zaten bir süre sonra tutunamıyorlar. Gök olup gidiyorlar kendi kendilerine. Diablo deyince aklıma gelen şey Acun. Kerim Eren Diablo. What kind of holding abi, onu mu diyorsun?
5 dakika önce fark ettim ki Isorlax adını YouTube'da Türkçe Diablo lore videolarından hatırlıyorum. Vay be, Tuna abiden geldim. Şansa denk geldim valla. Hoş geldin abi. Eladas hoş geldin. Biz de böyle Diablo'ya gönül vermiş Blizzard oyunlarını seven arkadaşlarla birlikte burada olmak, sağ olsunlar davet ediyorlar beni de. Bir de ben de böyle arada hani şimdi hep Civilization işte strateji o tarafta görünen bir person olduğu için yayınlarda vesaire. Bunlar benim şey küçük tatlı kaçamaklarım diyeyim yani. Ya biri daha takip etsin de şu sesi duyalım. Hop, waypoint burada. Benim işte asıl oyunum işte o ses güzel. O ses güzel. Şey ya, Arthas'ın sesi. Ben şimdi şeye sablara koydum. Artanis'i koydum. Sylvanas'ı koydum. Bir de şeye Jim Raynor'ı koydum. İşte takip mi? Ha, sabda. Şeyde Artemis'in Strength in Unity. Onu koydum. Ses mi şey mi? Ses ya bayağı bildin. Strength in Unity Ha, deyip bende böyle bayağı Türkçesi Tyrael var. falan var abi. Ondan sonra Yanlış yazdım. Ice Cellar, burası değil galiba gideceğimiz yer. Değil. Şimdi bir tarafında bir yere çıkmamız gerekiyor. Jim Raynor'ın I've got something for you. Böyle güzel böyle bayağı tatlış tatlış takılıyor Jim You abimiz. cannot judge Bir de me. Sylvanas I başkan var tabii am ki. justice itself. Bende bayağı ses komutu var ya abi. Deckard Cain var. İşte şey var. Tyrael var. Diablo var. Bir sürü var Benim ya. zaten ilk sub şeyim benim biliyorsun Diablo 2'deki Portal Ha, sesiydi yani. tzvon. Şşş diye açılıyordu böyle. Bir arada onun sesi inanılmaz açıktı. İşte öyle bir korkuyordum ki. Yani yerimden zıplıyordum bazen biliyor musun? Aklım çıkıyordu böyle. Ne oluyor diye. Tuna'nın komutları paralı. Ya şimdi abi adama büyük yayıncı, sen niye böyle şey diyorsun ki? Benimkiler ücretsiz de bak ben parayı bulayım nasıl bozuyorum. Para beni çok pis bozar abi, haberiniz Komutlar olsun bak. değil abi. Verilen destekler paralı. Yoksa ben ekstra bir şey Hayır canım, ekleyemiyorum yani yani. şimdi adamı izliyor abi 300-400 kişi, beni izliyor 40-50 kişi şimdi. 300 kişinin komut basması var. 10 kişinin komut basması var. Adam TL ile Tuna yazmış ya. Ya Yunus öyle ya. Yazık demiş ya Tuna. Hatta böyle Tuna da demiyorlar artık bana. Tuna. Tı. Bir de böyle şey. Derler. Adımız çıktı. 3'e düşmez 2'ye durumu oldu böyle. Biz de böyle burjuvayız be falan diye. Zeratül kendi dilinde Şahazel Maktul gibi bir şey diyor. O sesi koy. Oo. Vallahi Zeratül Aa. koyarsam bilmiyorum ya. Bu arada Irata vardı ya, Irata'nın kolyesi çıktı bu arada. Aynen, ya o bütün resistance'lara 15 ekliyor. Oha çok iyiymiş. Ben bunu taktığım anda abi benim resistler max'a vurdu. Kolyen nasıl şey kolye attım yer istersen. Dur geleyim bakayım. Genelde şey Protoss seslerinde My Life for Ayre best oluyor ya. Normal zorluktayız. Biz şu anda hikaye tekrarı yapıyoruz. Daha sonra Ladder'da bir şey yapacağız. Kazacağız. Aldın mı lan kolyeyi? Aldım İyi abi. miymiş? Benimkinden 1000 kat iyiymiş o ya. Ya süper, süper. My Life for Ayre. Bir de ben tasadarcıyım ya. Zeratulcu Aliyat değilim. Summit burada abi. Şey, girişi. Sizi bilmiyorum ama sen necisin abi Protoss'ta? Kimi seversin? Yani Hotsta Artanis oynamayı severim abi. Yok yok, Lord'a. Ama yani lore olarak baktığın zaman Zeratul güzel karakter. Güzel abi ya Zeratul. Güzel abi. Ben şey ama yani benim StarCraft favorim all time favorite'ım şeydir ya. Ne onun adı? Jim Raynor abi. Ben seviyorum Jim Raynor. Bir de StarCraft birden kalan bir şey. Jim Raynor is here. Anladın mı yani? Olay bu. Bu ara çok kısa böyle gene Ha. lore bilgisi vereyim dostlar. Aynen. Burası işte adını siz söyleyin.
Baal'ın hayatta geçemeyeceği yer aslında. Yani Baal burayı yani ne yapsa etse geçemezdi. Nihlak tak bu geçişin anahtarını ona sunuyor. Burayı nasıl geçeceğini tarif ediyor. O şekilde ulaşabiliyor. Burada niye geçemiyor? Burada da kadim Nephilim'lar koruyor. Mesela bu Talik falan şeyde görüyoruz. Diablo 3'te de görüyoruz. Ruhlarını falan. Burada bedenlerini görüyoruz mesela. Bu ara kadim derken bunlar Bulkatos, Ratma gibi kadimler değil ama. Hani onlar gibi geçiyor ama o serinin ikincisi gibi düşünün. Yani ikinci nesil kadimler gibi düşünün. İlk ürünler ikinci mahsuller. Aynen. O zaman ateşliyorum ben. Ateşle abi. İlk kim geliyordu? Talik geliyordu galiba. Ay dur, yanlış skill kahve. Orada arkada 50 tane portal açtım ya. Bunlar hepsi geliyor canım. İlk diye bir şey yok. Hepsi mi geliyor? Sanki teker teker geliyorlar diye hatırladım. Yok canım, bunlar bir aradılar ya. Şu an ben Kollik'e vuruyorum. Ben hepsini vuruyorum abi. İki tanesi gitti. Baal öncesi son challenge. Hop, level 30. Hayvan gibi XP veriyorlar bu arada. Ve Frozen Orb. Alayım mı Whirlwind'i? Alayım hadi görelim. O kadar açtım çünkü oraya kadar açılsın diye skill'lerini verdim. Bu seferlik Whirlwind'e vereyim. Daha sonra zaten... Abi suslu olduktan sonra istedikleri kadar şey olsunlar. Kadim madim olsunlar. Bizim kadar değiller. Aa, bu arada Utku. Ben buyur abi. Şeyi açtım. Twitch'te Teams diye bir olay var. Hiç bilmiyorum desem. Biliyorsun, bilmiyorum. Okey. Orada şey yapabiliyorsun. Böyle hani bir takım sayfası. Oraya girdiğinde bu takıma ait olan herkesin aynı anda streamlerin görünebildiği bir yer. Ha evet, takım şey gibi. Tamam, bildim. Metot falan da yapıyor bunu çok. Evet, yani en son kim yayın yaptı ya da o sırada yayında olan birileri varsa hani onların girip böyle takılabildikleri vesaire bir yer. Ondan sonra dilerseniz böyle bir davet edebilirim orası. Ben varım abi. Kadimler bu arada da. Ha, sen açtın mı? Evet, bir teamim var. Yollarım davet sonrasında, o yüzden. Ya orada en azından mesela işte Semih var. İşte hani böyle bizim yakın çevremde böyle destek vermek istediğim, sevdiğim herkese en azından böyle bir ön ayak olabileceğim bir yer olarak kullanmak istiyorum orayı. Aha, poisonlamaya başladı. Yollarım, şey yaparız, konuşuruz zaten önce. Tamamdır abi. Çok mana yiyormuş, hiç manam yokmuş. Döne döne gireyim bakayım. Ama şu an bir şeyle beslemen gerekiyor ya, döne döne. Döne döne dünya. Sarı bir arbalest düştü ama istemezsin diye düşünüyorum. Yok artık, o bize çok yardımcı olacak bir alet değil bu saatten sonra. Yalnız difficulty nasıl bir anda arttı burada? Büyüyünce ben de yayıncı olacağım. Buraların level'ı zaten loot düşmez, ekstra 1 veriyor. Ya sıkıntı değil, verdik ve zaten dediğim gibi ladder'da bunları oynamayacağız diye düşünüyorum çünkü kasılmış karakterlerimiz var. Bir de bu karakterler dediğim gibi Eda, ben, Tuna abi hikayeyi bir tekrar ele almak amaçlı kastık. Oynadık. Böyle bir seri yapmış olduk şey için, YouTube için. Aynen, YouTube için. Bakalım. Diablo sonrasında 2 Resurrection'a. Ben mesela bu Sorcerer'ı kasacağım. Bir tane şeyim var. Ne onun adı? Necromancer'ım var. Bir de şey zaten sonuçta Diablo Resurrected gelene kadar şeyi bekliyoruz. Bu karakterleri kasacağız ki yani o geldiği anda hemen karakterlerimize kaldığımız yerden devam. Tabii sezon, ladder vesaire hepsi açılacaktır. Onlara büyük ihtimalle giremeyecekler ama orada bu karakterlerle, hızlı kasılmış karakterle oynayabiliyor olmak da başlı başına bir güzellik zaten. Bakalım ya, oyun sayısı arttı ya. Çok güzel abi. Diablo evreni güzel zaten. Şu an bir WoW beni endişelendiriyor. Büyük ihtimalle dediğim gibi ben normal seviyeye çektim WoW'u artık iyice.
raidleri 49 falan birde şu item problemleri ıvır zıvırlar çözülürse millet rahatlar gelir. Ama yani şu an çözülür bir de şey... ben şahsi hani Utku olarak çok ilgilenecek vakiti bulamıyorum. Her ne kadar çözülse de abi World of Warcraft yani bir Diablo'ya göre, bir StarCraft'a göre atıyorum ya da işte HOTS'a göre falan 5 kat 6 kat vakit istiyor. Görüşürüz abi. Tekrar bekleriz. Tuna abi olmasa da bekleriz. Tabii ki Semih için kendine çok iyi bak. Bay bay. Bu Wild Witch'ler bize ne yaşatmıştı ya Diablo 1'de? Evet ya. Tarlalar beni bekler. Abi sevgini ekmeyi Tarla var. unutma. Ay senin alman gereken bir tane shrine'ı ben aldım ya. Combat shrine'ı. Bir şey Ya olmasın. misclick. Misclick. Büyünce ben de yayıncı olacağım. Bu arada Semih de değil mi yayın yapıyordu? He? Bir saniye abi takip alayım da unutmadan çünkü beni biliyorsun Ben abi ben fazla yaşamayacağım. Benim eleman abi yattarı olmak üzere. Geliyorum 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 geliyorum. Ellah yattarı oldu. Geldim. Ben bir de daha şeyi ayarlamadım. Şu Frozen Orb'u ayarlamadım. F3, F4. Tamam şöyle yapacağız. Hop takibi aldık. Tamamdır. Yayıncılar iyi kazanıyor diyorlar. Kesin çok kazanıyoruz abi bildiğin gibi değil. Öyle böyle değilim Hop. yani. Level 2 şimdi bir şey deneyeceğim. Geçen küveti bu parayla doldurdum. Euro'yla. Hatta bu öyle yaptım. Frozen Orb'un damage'i şu an bayağı az. Patlamayın ya. Patlama patlama geldik diye şimdi moblar. Dedim işte. Tabii canım Buraya demir kadar hala parayla. şey damat. Şey vardı Kardeş Payı diye bir dizi vardı bilmiyorum hatırlıyor musunuz da. Onda Hilmi diye bir karakter vardı o onun şakasını yapmıştı. Kendisini böyle paranın içine koymuştu. Gençler çok paraya sıkıştım falan diye böyle geyik bir espri yapmıştı. O espriden satabilirim size şu anda. Soldan gidersek bence waypoint'e gideriz. Tuna abi iyi yemek yapar. Davetlerimde Tabii lan baya. göz önünde bulundurayım ben bunu o zaman. Evet, güzel yemek yaparım. Severim. Lütfen büyük Yemek yapıyorum. ilmi. Evet büyük ilmi karakteri. Eren burası waypoint buraya açmamış. Dur Rollstone level 2 sağda olması lazım o zaman. Tam tersi hatırlamışım. Level 3 burada. Tamam işte 3 şeyi inmeyelim. Şuradan waypoint var olması lazım buranın. Ya da 1'de mi vardı? Hatırlamıyorum abi. Omurilik soğanıyla takılıyorum. Evet değil mi? Aynen ben de çok farklı değilim bu arada. Yani bu yok olmuş durumdayım aslında bakma. Ya abi ne olacak Benim, ya? Benim için de benim için de çok Allah. Yorucu bir gün oldu çünkü. Waypoint burada abi işte o kısıt gibi. Waypointler genelde ki... Wait. Konuşmuyoruz sefer. Genelde iki de oluyor aynen bulmuş adam. Zap zap. Benim en güzel icraatım da şey oluyor yemek konusunda. Biri etrafında yemek yapmayı biliyorsa ona bırakıyorum işi. Mantıklı abi. Zaten yemek yapmayı seven adam yemek yapmaktan da çekinmediği için problem yok yani adama koymuyor. Böyle o zevkle yapıyor orada. Bunun bir dördüncü katı yoktu. Burada bir yerde olması lazım bunun.
Nightmare mi temizlediniz? Neymiş? Arkadaşlar Allah ölüyorum. Nightmare'i temizlemişler de. Hani Nightmare'e gireceğiz ya. Bu arada Sarp takılalım birlikte. Hakikaten Diablo 2 Battle.net'te oynayan arkadaşlar, yani bu Path of Diablo ya da alternatif herhangi bir modlanmış universe'de değil de buralarda oynayan arkadaşlar için bu seriyi bitirdikten sonra zaten biz böyle burada ladder'da karakter kasmaya Diablo 2 Resurrected gelene kadar kendimizi böyle heyecanlandırmaya devam edeceğiz. Şımartmaya devam edeceğiz. Ha herhalde. Siz Project Diablo'da. Tamam. Yani bu orijinalde takılmıyorsunuz o zaman. Evet, yani ama ben işte o şeyleri oraları sevmiyorum ya. Mesela işte daha fazla inventory slotu için satamam ruhumu. Ya onu söyleyecektim biliyor musun abi, lafı ağzından aldın. Project Diablo 2'den gelecek olan arkadaşlar Resurrected'da çok zorlanacaklar. Çünkü orijinal şey var. Yok, zorlanmayacak abi. Yukarıda tablalar var. Yeri hazır yani. O UI'de o kadar net okunuyor ki. Yok yok, normal hani karakterin stage'den bahsetmiyorum. Normal inventory şey ya. Normal ya. Tamam ya. Fark etmez abi, normal olsun. Yani gidip her item'da almasınlar abi zaten. Hayır, normal olsun, ben olmasın demiyorum da yani onların o bir rahatlığı olacak var şu anda kullandıkları şeyde. O moddan dolayı. Normal stashları büyümüş, daha ne istiyorlar ya. Böyle 3 tane inventory slot'a ruhunuzu satmayın arkadaşlar. Ben bunu şeylere diyordum asıl işte. Böyle yazılımcı olup böyle bankacı falan olan. Yani senin elinde yazma, yaratma, böyle istediğin projeyi yapabilme gücü var. Altında Mercedes'e 2 hafta zorunlu tatile ruhunu satma diyordum. Diablo oyuncuların da alternatif evrenlerde oynayanlara 2 inventory slotta satmayın arkadaşlar şu oyunu. Siz yokken Battle.net çok boş. Siz yokken Battle.net. Ben yemeği sevenlerdenim ama yapacak bir şey yok. Yapmayı da sevmek zorunda kaldık. Vallahi bakalım Tun abi denk getirirsek yeriz yemeğin, ne diyeyim. Yeriz tabii ki, neden olmasın. Sen kılıca geçmemiştin değil mi? Yok abi, X takılıyorum. Şu işine yarıyor mu? Yani hiç vermedim kılıç desem. Tamam, hayır ama yani işine yarıyor mu? Set parçası, bende bu setten başka var mı? Yok abi, 30 bonus attack rating. De stage'e koyarım bakarım. Tamam, okey, yani bayağı kötü bir zamanda çıktı yani. Şu birkaç, bir 10 level önce çıksaydı bayağı iyi olurdu bu arada. Vallahi ben de beceremiyorum. Tınabilir, daş yersiniz. Geçelim, Yunus da güzel yemek yapıyor. Ben Bursa'da gittim sağ olsun, çok güzel güzel ağırladı bizi. Bakalım İzmir'e yolumuzu şimdi şöyle biraz belki bir düşüreceğiz yolları. Yo, sen Bodrum'a takıl, ben oraya gelirim abi ya. Yüzsüzlük yapıp. Da olur canım. 2 saat mesafe. Şey ya, benim birader de orada yaşıyor ya. Ne yapıştık ya? İzmir'de çünkü hani yemek yapmalıklar değil de artık orada bir Urla, bir Çeşme, Çeşme altı, Foça falan yapılır yani oralarda. Ya işte ben şey, İzmir şehir olarak dışarıdan bakıldığında gerçekten ben çok beğenmiyorum şehir olarak. Aa, İstanbul'un neden? Böyle hani Boğaz harici ya da böyle sahil şeridi haricindeki iç yerlerindeki o sırf beton görüntüden başka bir şey yok orada da. Yani çok üzücü bence bu. Bitir, bekliyorum. Ondan sonra o yüzden onunla birlikte beraberinde işte bu özellikle Alaçatı falan tarafı, yani gittim gördüm beğenmedim ve geri döndüm şeklinde döndü benim için de. Ya insanların mesela Alaçatı kesinlikle anlamıyorum. Yani şey de var tabii ki, yani benim çocukluğumun Bodrum'da geçmesinin de etkisi var tahminen. Yani daha da ufak evler, daha da az kalabalıktan şimdi aşırı kalabalığa geçiş. Böyle İzmir severiz, Bodrum'a giderken geçeriz. Şehir olduğu için benim için böyle. Abi ama söylediklerin o kadar doğru ki. Yani gerçekten İzmir'in şehir merkezi şehir yani. Öyle çok büyük bir farklılığı yok. Kordon güzel ama yani... Kordon da artık eski kordon değil abi. Ya benim için... Ah be, ölüyorum. İzmir'i bana çekici, cazip kılan tek şeyi söyleyeyim mi arkadaşlar? Hiç beklemediğiniz yerden bulacağım sizi. Bekliyorum. Tahmininiz var mı?
Neyimiz var mı? İzmir'i benim için yaşanabilir kılan tek bir data var yani. Nedir o? Abi kordon neresinden atarsan at çupra yakalayabiliyorsun balık. İşte diyorum ya, o da yok artık. Eski kordon değil. Kötü durumda. Aa, yani. Ben görüyorum, sen ben hangi Facebook gruplarımı görsen derim. Balık gruplarını. Kıtlıktan çıkmış gibi balık var mı yok mu diye İzmir kordondaki adamların postlarına bakıyorum. Böyle. Gelmiş 60 yaşında dede, böyle orada 3 tane çupra çekmiş, ben yapıyorum. Helal olsun be cennetliksin amca falan diyorum. Tamamen çupra üzerine kurulu bir mekan sevgisi şeyim var yani. Balık. Ne kadar İşte balık o yüzden diyor. Sana Çeşmealtı, Uğurlu falan daha çok hitap eder abi. Ve zaten gerçekten İzmir'in o kesimleri daha güzeldir, emin ol. Foça, işte yeni Foça tarafları. Ne güzel item düşürmüş bunlar. Çok sen lazım gerek değilse HP potları bırakabilirsen abi. Buyur. Şey gene unique item düşürdü. Attım yere. Onu şu an alamıyorum ama sonra alayım. Ben bunlara... Faster cast'e falan bir yere geçmem lazım ya. Fear atamıyorum. Hamsiciyiz uşağım. Ya İzmir'in şehir merkezini güzel yapan şey etraftaki yerlere çok yakın olması. Yani işte Aydın'a, Özdere'ye, Foça'ya ve Çeşme'de de gerçekten Alaçatı nasıl söyleyeyim, çok yerli turiste hitaben. Alaçatı'nın arka şeyleri güzel, evet eyvallah, ama onlar da böyle ultra lüks zengin yerler. Bu arada Bartuk kesiyoruz arkadaşlar. Bu Bartuk o Bartuk değil, onu da söyleyeyim ha. Bir meşhur Bartuk'umuz var. O Bartuk o Bartuk değil. Mr. Bartuk. Horizon'un kardeşi Bartuk. Değil. Daha yani. Burada ölürsün. Dikkat et abi. Kaçıyorum. Bunların bu flame'ini yediğin anda GG. Ya benim şöyle bir avantajım var. Şu ben şey kolyeyi aldım ya abi. Senin bana attığın setin kolyesini. Hı hı. Şöyle oldu. %75 neredeyse bütün resistler. Sosyete yerlerini sevmedim. O yüzden dediğim gibi yani böyle orta adamla benimle takılacaksın yani İzmir'de. Götürecek seni salaş salaş yerlere. Gücünün yettiği. Gücünün yettiği değil de aslında güzel yerlere, böyle seni şeyle cüzdanın kalınlığıyla öpmeye çalışmayan. Heh, yani işte. Ne zaman geliyoruz? Arkadaşlar, biraz kötü tabir ama bizim kanalın bir lafı var. Çok da af diliyorum ama şimdi. Kapımda var sineklik, gelmiyorsan yapma itlik diyoruz biz. Hani... İtlik diye mi çevirdin? Aynen. Ben bir senin portaldan gidip pot alıp geliyorum abi, zor durumdayım. Bu arada benim de sıfır portal. Şey sıfır portal diyor. Aa bak, portal mortal demeye başladım, inanılmaz. Potion. Sıfır portal. California. California değil canım. Ya bir de dediğim gibi İzmir'de yaşamayı da bir şey yapmak lazım. Yani ben gerçekten mesela Tuna abinin dediği gibi o binalı olan yerlerde, işte Bayraklı'da, Bornova'da falan çok gezmem. Gezeceğim zaman böyle belli küçük tefek yerlerim vardır. Oralara çıkarım, artık öğrenmişizdir de o yerleri. Çok böyle nasıl söyleyeyim, o televizyonlarda zikredilen ya da adını sen söyle, böyle çokça ünlülerin gittiği, paparazilerin dolaştığı yerler çok kötü yerleridir yani gerçekten İzmir'in. Yani burada Alaçatı boklaması yapıp da işte prim kasmaya çalışmayacağım şimdi üzerinizden ama öyle yani, Alaçatı gerçekten güzel değil abi yani. İşte bir ara kumrucusu vardı meşhur, o Çeşme kumrusu falan filan muhabbeti. Onu da içine ettiler. Bu arada sen kendi portalından geçmişsin abi, portal açalım. Ben açtım. Sıkıntı yok abi. Bir zamanlar İzmir'de yeni doğan kokoreç vardı. Bir yiğit sevik onun da elim. Ha. Ya öyle yerleri var, evet. Bir de dediğim gibi işte gelirseniz götürürüm abi, ama pandemide gelmeyin, götüremem. Oğuzhan'a, ben Oğuzhan'a söylüyorum buradan. Oğuzhan da benim değerli modlarımdandır. Gel kardeşim, sana iş de ayarlayalım burada. Ama sen zaten Mersin'de yolunu çiziyorsun, onda da sıkıntı yok. Mustafa abi gelin, çıkın gelin. Gerçi Mustafa abinin yeri daha güzel. Mersin de güzel yani.
Eda'yı cennet cehenneme götüreceğim mesela, sözüm var. Artı 2 to cold skills diye bir kolye çıktı bana ya. İnanılmaz. Bana iş ayarlar mısın la? Ya ben, abi ayarlayabiliyorsam ayarlarım. Özelden görüşelim. Yani nasıl söyleyeyim? Abi açıldı. Ben geçtim ama. Dur geliyorum. Evimde 4 tane kedi var. Yaşayabilirsiniz onlarla. Buyurun. Brawlstone'un gücü buralardadır. Canım. Aha tentakıllar. Aha Neler bağ. çıktı piyasaya namussuz? Dur ittirme dur. Dur bir şey Hop hop söyleyeceğim. hop. Oy. Ben bunu cold luck'ta tutacağım galiba ya. Portal açacağız mı arkaya? Ben açtım. Ben 2 dakika elemana Geldi canım bırakıyorum. işte yüzde kaçını indirdik bunun? 70 falan. Ölüp bir daha gelecektim. Yok. İkizlerini çıkaracak. İzmir'de arabaya ne diyorlar? Sarp diyoruz abi, istersen çıkabilirim diyorum. Potum bitiyor. Öp be. Abi de şeylerin arkasına gidiyor. Lan ittim Pillarlara. mi? Benim elemanı yemiş zaten araba. Ben arada potluyorum benim elemanı, o yüzden potum bitiyor zaten abi. Şu an L harfini indirdik. Sen de böyle sayıyorsun değil mi? Hangi L, hangi harften? Ha evet yani. Ben bittim. Senin portaldan geçiyorum, haberin olsun. 3, 2, 1. Tamamdır. Abla bizi potla. Ha, not enough gold dedi. Daha param yok. Bir şeyler satayım. Dur. Tabii sen stash'te hiç saklamadın paralarını oyunun başından beri. Ben Öldün 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 öldün. yo Stash'te çok paralar ölmedim. bitti. Çok ölmedim ki abi ben. Bir kere mi iki kere mi ne öldüm şu seride komple. Adam kaldırmaktan bitti benim param. Adam kaldırmak desen. Sen kamyonu adam mı taşıyorsun bağla? Aha dayağımızı yemeye başladık. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Adanalıyız lan biz. Vur lan. Yahu Bağal kardeş, niye portalın orada duruyorsun ama? Onu biraz üşütüyorum oralarda onunla herhalde. Evet yine parmak lok yaşamaya başladık. Getirdim. Getirdi kopyasını. Kopyası gitti. Shift'e veriyorum canım Hirelings'e zaten. Ben Allah Allah lan yavaş. İtoğlu'su. Sarp senin yüzünden ha. Elemanı öldürdük. Ben tanklarım. Tamam artık burada indiririz ya, geri dönmek yok. Kalan son potionlarla burada şey yapmayacak mıyız? Fatih'ten kalan yarım şarabını içtikten sonra. Aynen Fatih'ten kalan yarım şarap çıkıyor.
getirme yavrum. %75 cold resist var zaten, koymuyor bize. Hop. Nereye gitti ya? Pillar'a takıldım. İzmir istirme yaparken parkı açan İstanbullulardan konuşmuyoruz ama ne o bilmiyorum. İzmir istirme. Düşün bak, şehir merkezi yok bende, yok. Aha ring düştü, aldın değil mi abi? Daha koklayamadan aldı adam ya. Bana da katarlar matarlar geldi. Şu bon helmimi alsam da bari. Bon helm atsana be abi. Neymiş bakayım ben ona. Belki işime yarar. Serial başkan geldi yanımıza. Kötüymüş. Bendeki barbarian helmi daha güzel. Dex duruyor. Impress mortal ha. Life duruyor. Vallahi bu güzelmiş. Bir şunları atayım satayım. Sonra gelirim konuşayım abi. Sinematiğimizi izleyelim. Sohbetimizi yapalım. Evet, zaten Distractions End'in şeyini yaptı. Portal'ın açtı oraya. Master Degree ne demek ya? Bak sana ne diyorum ya. Bir an göründü o ekranda. Bir an göründü. Belki yayına gelmedi bile gecikmeden. Bak o derece diyorum yani. Siz görmediniz bile o item'ı. Hani ben ring var dedim ama hani size zuhur etmedi. Ay bu arada yani şey hani yukarı kule tarafındayken orası sıkışık oluyor şimdi. O hızlı runlarda orada öldürüyorsun onu. Ve oraya girip almak çok zor oluyor. Aşağıya geldi ya, tam işime geldi. Böyle bir tane frostbolt atıyorum. Yaklaşıyorum. Frostbolt atıyorum, yaklaşıyorum. Frostbolt atıyorum, yaklaşıyorum. El altta hazır zaten açık. Altta böyle item vardı. Düştü yana pıt 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 pıt. Hiç tıklayabilirim abi. Evet, Trial'la konuşuyoruz. Etkilendin mi ölümlü? En büyük ne boy göstermeyi, challenge'ı başardınız. Ancak çok geç kaldık. Bu ara normalde Mephisto şeyi istiyor Baal'dan. Yani yozlaştırmasını istemiyor, kontrol altına almasını istiyor ama yani Baal'ın doğasında yok etmek var. Baal'ın dokunuşu yok etmeye başlıyor, yozlaştırmaya başlıyor şeyi. Şu anda geç kaldık yani. Worldstone şu anda ekranın titriyor olmasının sebebi de o sürekli olarak. Şu anda işte güya hani az önceki portal yokmuş gibi davranıyor tabii ki şey. Bizi güvenlik bir yere gönderecek. Nasıl söyleyeyim? Trial yapması gerekeni yapacak yani ve bu savaşı sona erdirecek. Konuşacağım mı Distractions End'le? Bundan sonra bu karakterler Nightmare karakterleri mi olacak? Geçmiyoruz mu oraya? Tabii izleyelim tabii canım. Ben şimdi sen diyeyim, senin yayına bakıyorum bir yandan. Tıklayamadım ben ama. Tıklayabildim. Deckard Cain'in modellemesi. Bundan sonra Slayer Ice Orlax olarak geçeceğim. Sinematik girmedi. Bu kadar zaten. Yok, Trial'ın sinematiği giriyordu ya. Battle.net'in içerisinde single player'da olmadığınız için girmedi tabiren. O zaman şöyle söyleyeyim, kısaca bir özetleyeyim. Trial, Eldraine'i fırlatıyor Worldstone'a doğru. Worldstone'u patlatıyor arkadaşlar. Buradan şeye bağlayacağım çünkü. Diablo Immortal'ın hikayesi de buradan sonra başlıyor. Tyrion'un o patlattığı Worldstone'un parçaları dünyaya yayılıyor. Çok büyük güç potansiyelleri taşıyor. Onları kötülerin elinden alıyoruz. Gene dünyayı kurtarmacı bizim elimizde. Çok mantıklı gerçi. Hani baktığında şeyde öyleydi ya zaten işte. Diablo'yu da 3'te kestiğimizde aşağıya düşüyordu. Sonra Tyrion aman abi bunu şimdi yanlış görüp biri düşüp kafasını saplamasın diye alıp saklıyordu. Düşsene abi bütün hani Diablo'nun o Prime Soulstone bu tarz şeyde duruyor böyle Prime Evil olarak. Bir yerde böyle çıkan bir tane keriz böyle hayatta. Onu daha sonra nasıl saklayacaklarına dair şey olay çıkıyor. Adını sen söyle, Reaper of Souls'un başlangıcı o şekilde yaşanıyor.
İşte kimisi diyor cennette saklamalıyız. İşte kimisi diyor cenneti böyle tehlikeli bir şeyle tehdit edemeyiz falan diyor. İşte Tyrael da sürekli olarak şey diyor. İşte bu dünyada saklanmalı diyor. Neticede insan yapımı bir taş bu diyor. İşte bizim meleklerin hükmü bunun üzerine geçmez falan diyor. Imperius bir tane nöbetçi koyuyor. Tyrael onu kandırıyor falan. Neler neler ama oradaki geyikler. O işte o nasıl söyleyeyim, o Imperius'un koyduğu gözcü melek Tyrael'la dalga geçiyor. Şimdi melek değil ya artık Tyrael. Sen diyor kafese kapatılmış bir kuş gibisin şu anda diyor. Kanatların yoksun. Senin gibi falan gibi öyle cümleler falan kuruluyor. Efsane bir muhabbet geçiyor orada. Daha sonra zaten Tyrael kaçırıyor. Meleklerin haberi yok şeyden. Black Soulstone'un dünyaya getirildiğinden. Maltael daha sonra uyanıyor, olaya takip ediyor onu. İşte Horadrim'i falan biliyor, o eski gün ne derler, bilgelik günlerinden kalma bilgisiyle falan filan oradan buluyor şeyi, Horadrim tapınağını falan. Böyle müthiş bir hikayesi var ya onun da orada. Ben gene kaptırdım kendimi, kusura bakma abi. Süper süper. Ben çok çok yüksek mi dinliyorum abi? Şey değil. Zaten senaryosunu seviyorum. Bu arada aslında The Rose End'den geçmesek daha iyi olacaktı. Bu karakterler artık çünkü Nightmare'a bindlandı şeyde. Neden? Battle.net'te. Normal game'leri artık normal bir karakterle girip, yani oyunu bitirmemiş bir karakterle girip görüp ismini alıp girebiliyoruz içeri. Şu an join dediğimizde sadece Nightmare şeylerine gireceğiz. Aa, çok saçmaymış. Sunucularına giriyoruz. Tabii böyle çalışıyor bu. Ondan sonra ve şey şöyle söyleyeyim, mesela bir geri menüye geleceğim. Yani level 32 aslında biraz az, 40'a kadar falan kasıp 45'e kadar kasıp öyle Nightmare'e geçmek daha mantıklı oluyor. O problem değil amacım, şey değil yani. Çok güzel bir şey de göstereceğim sana. Gelmişken böyle Battle.net'te görmen için join'e bastın bir tane. Bu Slayer gene benim bir tane karakter, o sıkıntı olur mu ya? Yo hayır olmaz. Mesela ona bas abi. Herhangi bir Tamam. karakterine. Join Şu an dedim. abi çok acayip bir şey var. Allah Allah. Bir ekran gelsin, ekrana da bakacağım. Join geldiğinde. Şimdi o zaman bir listelensin. Boss Enchant 36 diye bir şey var, görüyor musun orada? Evet. Gir ona abi, o odaya. Gitti. Ha, o da mı kapandı? Kayboldu, evet. Okey, tekrar join'e gel abi. I Tekrar. enchant you var. Bir saniye, benim şu an aynı şeyleri görelim diye bekliyorum da. O da gitti. Chant Runners 13-14 var aşağıda, onu görüyor musun? Aşağı kayarsan biraz. Yok bende. Bakıyorum. NM chant var. Bu enchantla mı alakalı bir şey? Bak, I Enchant değil de ya da Baal Normal XP 3-60 var bir tane. Onu aşağı doğru yukarı kayıp bir baksana. Allah Allah. Göremiyorum. Aynı yerleri göremiyoruz mu acaba? Yo, aynı yerlerdeyiz. Sıraları değişiyor. Refreshleniyor arada. Not bot ball 2. Ha NM dur, ball. aşağıda mıydı? Dur bakayım. Biraz aşağıdaydı sanki. Ha, ball nem... Ay gene gitti. Refreshliyor çünkü arka tarafta duvarı seçmen gerekiyorsa da. Ball tire 61'i buldum. Baltire 61 değil. Oh aynen. 3x61. Onun Girdim bir oyuna ama. ben tam gir ona. Heh, sen de geldin. Bak auto party invite geliyor abi. Tamam mı? Tabii biz ama şimdi oraya gidemeyeceğiz. Çünkü şey. Harugata waypoint'imiz yok. Çık abi. Bak şimdi başka bir şey göstereceğim sana. Bayağı komik yani. Direkt çık abi. Bu I Enchant 7 vardı bir tane. Evet, girdim. Bak geldin. Party invite kabul et abi. Kabul ettim. Tamam. C'ye bas. İlk akta gel. Bu arada ilk akta gelmen gerekiyor. Çok saçma bir şey göstereceğim sana. Ne olacak? Çok merak ettim şu anda. Bak şimdi. Geldim. C'ye bas abi. Evet. Karakterin damage'ine bak.
199 Frozen Orb tamam. Damage'i. Enter. Chant yaz. C-H-A-N-T. Turnus böyle miydi ya? Dur. Yazdım. Aa, nasıl sana bunu bonusunu vermiyor ya? Yaklaşsana bana doğru. Sen neredesin ki abi? Buradayım işte. Hı. Aşağıda. Gel abi. Şu abla bak, chanter var burada. Konuşan, reklam yapan bir abla var. Evet. Soldaki Deckard Cain'in yanında. Evet evet gördüm, onun yanındayım şu an. Tamam, şu chant yazdığında... Bir daha chant yazsana. Ha, geldi bir şey. Şimdi mi bakıyoruz damage'imize? Yo, gene aynı. Damage'i... Nasıl ya? Frozen Orb damage'i gösteriyor. Başka bir şey göstermiyor bende. Yanlış mı bakıyorum acaba? Yanlış bakmıyorsun. Pardon, normal atağı alsana. Bir normal atak demeyeceğim, pardon. Frozen Orb değil de soldakini. Öf. Bu niye böyle? Chant abi. Physical damage'e chant ediyor. Bu enchanter sorcerer. Burada böyle item işte reklam yapıyorlar. Bu item'i size satalım matalım. İşte bak sana şu kadar gold vereceğiz. Cilik. Ama chanter'da giriyorsun abi. Bu boost alıyorsun. Nightmare'da. Level kasarken rahat kasabilmek için abi. Ya oyundan çıkınca gitmiyor mu? Oyundan çıkınca gidiyor ama bu chanter'ların hepsi bu şekilde. Bunu alıyorsun böyle. Mesela çıktın abi dışarı. Nightmare'a sana deli gibi vuracak olan herkese böyle patır patır vurup takılıyorsun. Bitti mi şeyin? Şeye geri dönüyorsun abi. Şöyle kasabaya geri dönüyorsun. Bir daha bir zıtlatıyorsun. Abi enteresan işmiş ha. Ha, ben ölüyorum. Poison yedim hayvan gibi. Böyle böyle level kasıyorlar şu an arka tarafta. Böyle bir sisteme getirdiler ya. Allah Allah. Çok enteresan gerçekten ama. Ben mesela Amazon'da geliyorum mesela, bu chanter'ı alıyorum abi. Multishot'a verdim komple. Stray falan uğraşmadım. Call level'a giriyorum. Saat 3 spamlıyorum böyle. Fırıt 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 fırıt. Bak hatta bekle abi burada. Amazon'da geleceğim. Gerçekten çok enteresanmış. I chant you 7 miydi? Aynen. Hop. Parti. Okey abi. Şey neredesin? Town'da mısın? Ha yok. Town'da gelsene. Geldim. Rylan'a sen misin abi? Hı. İşte call level'a gel abi, buradan direkt girelim. Ah, call level. O karakterler burada da var aynısı. Aha, gerçi buraları temizlemişler galiba. Selamlar efendim, hoş geldiniz. Evet, inekler ölü abi. İnekleri yatırmışlar ama aşağıya. Bu arada skill stat falan hiç vermemişim benim bu Amazon'a. Şu an 65 stat var verilmeye bekleyen benim. Hı. Ve verilmeye bekleyen bir tane heh, geldim. Ha, inekler. O vuruyorlardı ama. Evet evet. Skill atmayacağız mı bunlara? Physical alıyorsun, gidip dövmek için. Bak pıtır pıtır indiriyorum aşağıya. Normalde Nightmare'da burada böyle bir şey indirebilme ihtimali yok yani. Hani adam gibi item setin bilmem ne yoksa. Böyle bir chanter'da böyle bir şey yapıyorlar abi. Yol açıyorlar. Karaktere bak, ışıldayarak gidiyor adam ya. O benim şey... ne onun adı? Walker mı? Ha, Allah. Aynen. Walker'ı bayağı ben Windows'a bastım, alta basacağım. Ben bu goldları topluyorum, hayvanlık mı yapıyorum acaba? Yo ya, inşallah free for all abi. Hatta bak, bunu yeni açılan bir tanesi bulursan full açık geliyor buraya. Böyle buraları böyle sollayan bazı abilere denk geliyorsun, tamam mı? Arka arkaya. Yani böyle
maksat item düşürmek abi olabildiğince. Bak mesela Wyrm Hide Boots'a renkli boots abi fıstık gibi mesela burada. Bakalım ne çıkacak içinden. 88 defense'li ayakkabı abi. Half freeze duration. Daha ne ister abi bir insan? Ben %10 fast run stamina vitamina 88 neden kullanamıyorum? Level 45 istiyor mesela çiçek. Böyle ortalık loot kaynıyor abi işte. Giriyorsun bu boş boş odalara. Pıtır pıtır buralarda gezip gezip. Millet ne bırakmış? Artıkları tırtıklıyorsun tamam mı? Böyle bayağı bir komşu komşunun külü muhtaçtır gibi. Ondan sonra birkaç item'i aldıktan sonra kişi girip bu enchant'tan boost alıp fıtır fıtır yaratık kes. Birazcık level atla. Ondan sonra level atla, level atla. Ve bağlı runlarda hiçbir zaman World's End'e tıklamıyorsun. Hiç bitirmiyorsun. Nightmare'da 70'e kadar Nightmare falan kasıyorsun işte. Değişik böyle garip 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 olaylar var işte yani. Sana da böyle bir kısa şey yapayım dedim. Vallahi bir yaşatmış olayım burayı dedim. Güzel bilgi. Şurayı daha önce görmüştüm de tabii kolayda görmüştüm. Sadece görmüştüm yani böyle bir olaydan haberim yoktu. Tabii tabii işte bunun üzerine böyle işte yanına anahtar alıyorsun abi. Burada kutuları hepsi açmıyor. Anahtarla biriktirmek önemli oluyor genelde burada. Kutuları açıp kutuların içerisinde bayağı bir şey düşürme şansı var çünkü her zaman açmıyorlar. En azından boş geldiğin bir yerde şöyle şeyle iki tur atıp ne onun adı? Sorcerer'la iki tur atıp abi pıt 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 kutular mutular varsa onları açıyorsun. Yüzükler müzikler varsa onları topluyorsun böyle. Değişikmiş. Aynen. Sonra save and exit diyorsun. Pıt diye çıkıyorsun alacağını alıp. Böyle en azından hani bunu sonra izleyecek olan arkadaşlar için de hani normal Diablo'da Battle.net'te item kasarken de böyle yöntemler var yani bunu göstermiş olmak istedim arada. Güzelmiş vallahi ben ilk defa öğrendim ya. Bunlar eskiden sadece run yapıyorlardı. Bağal run, bilmem ne zaman, zart run, zurt run diye gidiyordu. Sonra böyle bu enchanter'ı yapıp böyle cow level'cılar başladı son dönemde. Son bir senedir bunlar var, iki senedir var. Ondan önce sadece otomatik kendi kendine durmadan end boss'ları tekrar eden botlar dönüyordu. Onların peşine takılıyordu işte neresine yakalarsan artık. Yere loot düşüyordu. Ve 8 oyuncunun aynı anda o otomatik botun peşinde gidip loot kapmaya çalışırken hani loot nasıl kapıyorsun diyorsun ya. Hı hı. İşte orada öğrendim ben bu işi anladım. Değişik gerçekten. 8 kişinin arasında o yaratık öldüğü anda havadayken daha item yakalayabilmen lazım. Abi şimdi ne yapıyoruz? Valla yani dediğim gibi istiyorsan karakter kasabiliriz edebiliriz diyeceğim ama sanırım benim çok enteresan bir mesaj şeyine döndü de demin bir mesajlara bakayım dedim ya. Bir ufak toplantı serim var sanırım. Yaklaşık yarım saat sonra bir toplantıya girecekmişiz. Hmm. O yüzden güzel vakitli bittiği için ben kendi adıma bugünün yorgunluğuna tamamım diyebilirim. Valla senin için de uygunsa eğer. Yo uygunluktan öte olur çünkü birazdan gelir Eda eli kulağında. Okey. Tamam, da... Sen de rahat rahat dinlen. Senin için de yorucu bir gün oldu. İzleyen herkese de teşekkürler diyelim. Evet günlük abi çünkü olsun. Gelir odunu havalandan almam da gerekir. Normalde okay, hani süper. Taksi atla gel diyecektim. Normalde gidip alırsam yok, gerekir, daha gerekir, covid free abi. Olur yani covid'den korunmuş oluruz. Tabii tabii. Benim için hiç de şey güzel yapma. Olur valla. Süper süper. Çok teşekkürler Utkucuğum. Bitirdik Diablo'yu. Abi ben teşekkür karakter ederim. Karakter kasmaca. Evet bundan sonra bir konuşalım abi o zaman senden ne yapacağımızı ona göre de devam et nasıl devam edeceğimizi Tabii. duyurusunu Bence bir yaparız şey yani. olur. Buluruz ya buluruz zaten şeyi. Bundan sonra birazcık ladder'da karakter kasarız. Yani üst level'ları bu Nightmare zorluğu, Hell zorluğu da belki yavaş yavaş gösteririz. Ben çünkü Diablo 2 Resurrect'te karakter hazırlamak istiyorum. Bahanesi olur. Onun dışında da zaten Diablo 3'e de aynı şekilde girebiliriz. Hiçbir mahsur yoktur benim için. Sen Onları Immortal dilediğin diyordun. Zaman Onu da başlayabiliriz. bir konuşalım abi. Tamam. Yani off record diye yayın dışı konuşuruz. Zaten izleyen arkadaşların yorumlarını da tabii, alırız. Tabii. Ne düşünüyorlar. Ona göre de devam ederiz arada. Diyelim o zaman arkadaşlar sizi bu hype'la bırakalım. Siz hype'la kalın. Öyle veda edelim. Özellikle günün anlam ve önemini arkadaşlar tekrardan değinelim. Lütfen dikkatli olun. Gerçekten bir karmaşa var dışarıda. Bir kaos var. Kapılmayın. Dikkat edin. Mesafenizi koruyun. Gerçekten çok tehlikeli günlerdeyiz. Evet bir kapanma geldi ama bir kavimler göçü de başladı. Bu günlerde lütfen arkadaşlar Covid çok tehlikeli bir hastalık.
Gerçekten dikkatli olmanızı temenni ediyorum. Umarım sağlıkla kalırsınız. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Diyecek hiç fazla bir şeyimiz yok. Diablo Immortal'a Evet. getirdik hikayemizi artık. Diablo 3 diyemeyeceğiz. Araya yeni bir oyun getirdiler. Aynen. Bizleri izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Öpüyoruz sizleri. Bay bay. Görüşmek üzere.